Benden birini se benim sesim birinden sekiyor gibi. Zeynep'ten biraz sekiyor sanki. Gibi. Sen sekmiyor ama. Zeynep kulaklığın niye yok? Şarj etmeyi unuttum. Aa. Derken o takılan kulaklık. O takılan Çok şey kulaklık. açıklıyor, değil mi? O şey zorlamanın sürece takmadığım kulaklık işte. Ben Şu an yani şarj ettim. duyma kalitemi 12, %12 oranında azalttınız. Sizi Ya ama suçluyorum. ses sekiyor. Aa, subscriber'ımız oldu. Aa, bir sub gelmiş. Solen Magus, hoş geldin Solen Magus Magus. diye biri yayınlarda çok görmüyoruz. Çok gelmiyor. Ya Özellikle eskiden eskiden. çok Kendi Twitch gelirdi. kanalında takılıyor diye duydum. Evet, şey, aynı zamanda kendisi de arada yayın yapıyor. Hatta Baldur's Gate oynuyormuş diye duydum ben de. Geçen de oynuyordu, baktım çok iyi oynuyor. Tavsiye ederim. Baldur's Gate 2 oynuyor ama, çünkü bir 20 yıl geriden gelme gibi bir hastalığı var. Hakan kim oynuyor? 2 oynuyor. Ben de bilmiyorum. Neden bu Şu devirde 2 oynarsın ki yani? Dur şimdi, espri bilmeyenler için Atakan'ın kanalı bu arada yani. Şimdi Elkamis, hoş geldin. Dün Elkamis, sana bir şey soracağım. Hazır yayın daha başlamamış. YouTube'dakilere de nispet olsun. Soykanlarda sen de şeyde Onayır'da bekliyor muydun? Ben dün Onayır'a alındığıma çok şaşırdım ya. Yani öylesine girmiştim. Ben Şeyle dalga rüşvetle geçmiştim alındın diye Soykan'la. biliyorum. Ha? Ben rüşvetle alındın diye biliyorum. Ha tabii canım. Soykan'a Masanın onu merak altından bir etmedim. D12 zar seti hediye etti. Tabii canım. Artık yakında oturuyor zaten. Bugün teslim ettim geldim. Dün eğlenceliydi ya. Hoş Şey, mini geldin Esin. podcast. Ha, okey. Senin deneyimli olduğun bir konudan gelmiş olması da çok büyük şans tabii. Sorunun. Ya aynen öyle, aynen öyle. 500 TL sorusu gelince tabii parladım yani gerçekten. Ya ben şey gibi görüyorum. 500 TL, ben işte şeyi lisansımı 500 TL'de yaptım gibi bir Ya belge şeyimiz yok mu? çıkarılabilir. Bir komedik uzay macerası olarak 500 TL Mars sondurağı kaçırıp Mars'a gidenler oynamamız yok mu? Ya ben sadece 500 TL'nin içindeki bir yolculuğu da oynamak isterim bu arada. Mars'a hiç gerek yok. Ama çok uzun Yani sürer. şöyle Öyle bir düşün. sorun var. Bitmez yolculuğu Hayır. yapmasaydık onu yapardık. Bitmez yolculuk 500, benim 500 TL anılarımın bir reprezentasyon. Evet. Ama şey güzel olur böyle. Üç tane mesela ben yine teyzeyi oynuyorum. İşte iki kişi daha var ve koltuk kapmak için çeşitli oyunlar oynuyoruz Ben Mükerrem'le tanıştım 500 TL'de daha önce. Evet. İki farklı Sadece iki instant tane büyük siyah çöp poşeti vardı değil Ama mi yanında? şey gibi, teyze oynamak easy mod gibi 500 TL'de, öyle bir sorun var. Evet. Hemen şey, Karşım. ben teyzeyim kartını oynayabiliyorsun çünkü. Evet, Ben teyzeyim aspekti. teyzeyim aspekti. Aynen. O gerçekten Mantıklı çok olur. OP. Kullanılır. Ah ve tah, Treasure Hunt'ımı çözemedin Discord'da. Bu Yayının yayının sonunda sonunda söyleyeceğiz. çıkacakmışız. Öyleymiş. Ben de duydum. Çok güzel bir sistem. Yeni çıkmış. Tabii. Büyük bir Peki ihtimalle nereden? eksik bilgi var. Neden bu sistem? Yani bu kadar yeni bir sistemi neden oynuyoruz Alp? O bana ne, bir dakika şimdi. Bu da bir spoiler oldu ama neyse. Çünkü biz biliyorsun çok inovatif bir D12 şirketi olarak son trendleri takip edip değerlendiriyoruz dostum. Tamam mı? Tabii canım, Fate Condensed'i sadece Türkçe'ye çıktığı için oynuyoruz. Yani genel olarak Fate Condensed Türkçe'ye çıkmasa bile oynamamız, hani Evet, oynayacaktık o da canım, yeniydi oynuyoruz çünkü, da. öyle bir durum var. Aynen. Ha, böyle oynar, bu Doğru. kadar şeyli girer miydik? Hevesli girer miydik bilmiyorum da. Bilmiyorum. Biraz şey oldu çünkü bizim için de ön ayak oldu bu ikinci yayın günü Tabii ya. kısmında. Heyecanlandık biz de. Morburg resimlerinde kayboldum yoksa. Şey, ya şöyle bir hinti seni çok yanlış yöne yönlendirdi. Neyse. Şeyin twist'i söyleyelim o zaman, ilginç olayı. Biraz önce Alp'in spoiler dediği şeyi. Şimdi ya, yayın YouTube'da açıp ya başını izleyip kapatanlar için aslında önemli. Haftaya veya sonraki hafta, büyük ihtimalle haftaya başlayacak eğer bugün biterse bu senaryo. Oyunumuzun şey dedik ya, biz bu kanalda hiç Atakan'la beraber oyun oynamadık dedik. Evet. Bir de bir Atakan'la omuz omuza oyun oynayalım dedik. Bize şey demediler arkadaşlar. Atakan'la beraber iğrenç bir GM'le oyun oynamadık demediler. Evet ya. Hani şey olması gerekiyor. Kötü örneğini de göstermemiz gerekiyor gibi. Kesinlikle.
Bak ben bugünler için buradayım. Şey için, vefan için teşekkür ederiz. Bir sonraki oyunu haftaya, gelecek hafta başlayacak oyunu, bu hafta bu biterse, Alp GM'leyecek. Evet, zevkle. Ve gene bir aksilik olmazsa 3-4 hafta süren bir oyun olacak. Ben isterim ki yıllar sürsün. Agape. Watch Together linkimizde geldiğine göre. Evet. Birlikte izlemeye başlayabiliriz. Bu şarkılar beni çok moda sokuyor. Özellikle burada bir tane full albüm var. Çok güzel o. Sesi güzel. Bayağı moda. Tamam. Bayağı moda sokuyor insanı. O zaman başlayalım mı? Yavaştan başlayalım. En son... Yine evet, minik bir özetle süper olur. En son siz istasyonun böyle bir üretim odasını, bu şu ana kadar karşılaştığınız botların üretim odasını buldunuz. Dur. Şey, tam şeyler insana gelmeye başladı. Bildirim yeni gitti sanırım insanlara. Ben de Karat hoş geldiniz, oturun. Literally özetle şu anda başlıyorduk. İlk cümleyi kaçırdınız. Evet. Bir iki dakikadan boş yapalım mı yoksa özeti gelelim mi? Bakalım daha gelen var mı? Arka tarafta boş yer olacak. Var mı? Aynen şey arkadaş şey mi arkadaşı yolda olan hani aramış mesaj atmış falan olan var mı? Çocuklar hep arkaya oturuyorsunuz. Biraz önlere doğru gelin. Önlere doğru gelin biraz. Bak orada boşluk var. Aynen şimdi finalin başı falan kaçmaz. Atakan gerçekten final olacak mı? Ölecek ben olacağına inanıyorum. Ölecek miyiz gerçekten? Benle finalle bir alakası yok Metin. Her final ölümle sonuçlanmaz. Onu ben bir Atakan'a da küçük kulağına... Geçen sefer hapse girdik. Yani evet. Demek ki Fate böyle bir oyun. Sonunda kötü bir şey oluyor. Ama bir şey diyeceğim. Biraz şey var gerçekten. Hani konsekansla bitiyor ya sonuçta işler. Hani... Kaderinin sonu bu abi. Kaderinin sonu bu. Yapacak bir şey yok. Bu bir kader oyunu. Ya, şey kaderimizde yani. Ölmek varsa ölürüz de. Ben hazırım buna. Fate Konzans'ın bir de ayrı GM kitabı varmış. Şey yazıyor. Çok kötü bitirin oyunları. Ağızlarına vurun falan gibi. Gizli. Bir şey diyeceğim. Yani oyun devam edecek olsa bence bir ağır vurup daha sonra sonuçlarından bir daha oynayalım çok güzel bir şey olabilir. İlerletme yöntemi olabilir. Yani evet. Bütün çünkü yani prolog oynamış gibi olursun o noktada. Çünkü çok daha güzel bir dokuyla başlarsın. Neyse ben özetimi veriyorum. Bir önceki bölümümüzde istasyonun üretim odası, bu daha önce gördüğünüz botların üretim odasını buldunuz. Ve fark ettiniz ki şu ana kadar topladığınız bu... nükleer pillerin bu robotlara takıldığı yer burası. Arkadan bir yerden geliyor bu piller. Bu robotlara takılıyor. Siz bunlardan birini almak için Jane yaklaştı sanırım. Yaklaşmaz olaydı. Gerçekten yaklaşmaz olaydı. O kadar hareket eden kollar makineler arasında tam omurgadan gidiyordu ki Krell makineyi durdurdu. Ama makineye müdahale ettikleri için ortama iki tane daha güçlü robot geldi. Yani bot geldi. Robot demeye bin şahit ister de bot geldiler. Bu botlarla bir güzel dövüştünüz. Şeyi de elinize aldınız. Biz nedense tamamen yanlış bir şekilde bunlara Android deyip duruyoruz. Android bence kesinlikle kullanacağımız... değiller. Evet değiller ama Android belki deyip duruyoruz. Android hatta benim aspektim. Sen ırkçısın çünkü. Evet. Hepsi insandan bozma. Onu bile olamamışlar. Ya siz orada savaşta biraz şey de oldu diye hatırlıyorum. Zor duruma düşen arkadaşlar da oldu. Üzerlerine ateş atıldı. Eritici bir sıvı atıldı. Yandığınız bir şeyler oldu. Birinin eldiveni hasar görmüştü. Kral senin eldivenin hasar görmüştü galiba. Evet. Bu arada Alp benim karakterimde iki mental stres yazmış. Ama ben almadım onu sen aldın. Ha evet ben aldım. Ben sana mı yazmışım? Niye sana yazmışım? Bana bir... hani yaşlıyım da o kadar yaşlı değilim be güzelim. Savaştan... İşte ya kaptanın derdini dert edinen... Kaptanın evet. Savaşın sonunda... Kaptan gibi kaptan diyecektim. Çok kaptan dedim şu an ben. Robotlardan biri patladı. Büyük bir patlama gerçekleşti. Ve bu etraftaki makinelere de zarar verdi. Sanırım Jane'in yanında mı patlamıştı? Jane'in ne? Benim başıma geldi. Evet yani birinizin yanında patladı ve çok rahat, çok şey süper bir refleksle bir makinenin arkasına atlamak suretiyle patlamadan kurtuldu o kişi de. Yok Kaptan James'in yanında patladı bu arada. James'in yanında patladı. Ben de çevikliğimle değil bedenimle savunduğumu hatırlıyorum. Kısmet. Bunların hepsi kader. Kader kısmet işleri. Evet. Çok da şey yapmamak, sorgulamamak lazım. Aynen öyle.
Ardından siz ya ne olduk biz diye etrafınıza bakınırken James kolundaki şeyde iletişim cihazında bir ayarı şey gördü. Uyarı gördü. Evet. Bu ha, hatırlıyorsunuz James yol geçtiği yol iki tarafa iki yere hareket sensörü koymuştu ve gemiye yakın olan hareket etti. Yani orada bir hareket algılandı. Şu anda hatırlatıyorum ortamı bir daha. Patlamış bir robotun bulunduğu bir üretim merkezindesiniz. Buraya arkadan nükleer piller veriliyordu. Yani bir arka odası daha var bunun. Onun dışında bütün istasyon zaten dairesel bir hat üzerine kurulu. İki tarafa da gidip bakabilirsiniz ne oluyor diye. Özetimiz de burada sonlandı. Ben de peki, notlarımı çıkarıyorum. Hatırladığınız kadar kötü durumdaymışız. Şimdi meta konuşması olarak ne halt yiyeceğiz lan biz? Yani siz RP'de bana soracaksınız. O yüzden ben işin önceden sorayım. Tamam mı? Sonra size cevap verebileyim. Ne halt yiyeceğiz lan biz? Bilmiyorum. Deneyimli karakteri ben seçmedim. Ben de hırsızlıkta çok yeniyim. Hiç böyle istasyonlara da girmedim. Girenler de... Hoş geldin Faruk. Yüce Faruk. Otur şu an. Ya önlerde hala yer kaldı. Yani vallahi bende ölmek var, dönmek yok. Ben dallama gibi girerim. Peki, kaptan sen düşün. Ama şimdi ölmek var, dönmek yok deyince sen benim gemiye dönüp kaçalım buradan planımı çok pilotu arkada bırakalım planımı çok çok suya atıyorsun yani. Olmadı kaptan, böyle. Kaptan gemide bu kadar var. Heyecan var mı? Yok. Bak bu yaşa ölmek var dönmek yokla gelemiyorsun. Dönmek var ölmek yokla geliyorsun. Tamam mı? Dönmek var ölmek... Yalnız çok iyi aspekt. Boş olan alsın. Dönmek var ölmek yok mu? Aynen. Dönmek var ölmek yok. Ben bir şey sıradaki diyeceğim. Fate karakterimin kesin alacağı bir aspekt. Bir şey diyeceğim, ben de çok kullanırım bunu. Aynen, dönmek var. Evet, GM'e de çok iyi. Oldu. Dönmek var ölmek yok. Çok işe bulaşmayın. Dönmek var ölmek yok. Aynen öyle. Kral yani daha aynen. Doğrusu bak benim karakterim şey. Alp. En son noktaya gideyim sonra da kaçarım kafasında. Ben yani Alp demeyeyim, ben hemen Kralus'ta ne yapmak gerek? Farklı pilot diye okudum ya, o yüzden. Ha of ya. Hala geyik kısmındaydım ben. RP'ye gireceğimiz zaman gidelim. Hayır. Yani çok... yani... o yüzden zaten yani. Diyemedim. Ya vallahi sizi bilemem. Benim öğrendiğim FRP ekolünde bir kere session'dan önce bol miktarda boş konuşursun. Tabii. Doğru. Biz onu podcast'te konuşup geliyoruz. Aynen. Of. Konuşulmuşu var diye bölüm söylüyoruz. Boşumuz. Doğru. Zaten şey değil mi? Podcast'in ortaya çıkma şekli bu değil miydi Metin? Aynen öyle. Konuşulmuşu var, biz kaydedelim. Neyse. O zaman şöyle. James'in uyarısından bir haber olan Krell savaş sonrasında konuşmaya başlıyor. Herkes iyi mi? İyiyim. Yani bir şeyim yok. Ben biraz yoruldum usta ama hallederiz. Ayakkabıların üstünü kontrol edin. Hasar almışlar mı? Şimdi gene böyle bir şeyler gelirken havada süzülmek istemeyiz. Magnetiklerinizi kontrol edin. Tamam. Edelim hemen. Bu arada, bilmiyorum fark ettiniz mi ama buraya gelirken arkaya küçük bir şeyler yerleştirmiştim. Bu ben biraz paranoyaklıyım tutuyor bazen. Son yaşadığım şeyler biraz tadımı kaçırdı. Lafını balla kesiyorum James ama... Paranoyadan önce şeyi konuşmamız lazım. Ben gerçekten hatırlamadığım için soruyorum. Biz bu şeyi modifiye etme zararını ben atmıştım ve tutturamamıştım değil mi? Evet. Büyüye iki tane sokmayı. Hı hı. Şimdi büyüye o zaman bir tane var ve şeyde o. Jane'de. Bende bir soğutucu iki pil var. O zaman bir haftadır değiştirmiyorum ben bunları, bir değiştiriyorum. Çok güzel, çok güzel. Bu arada yani şey... Bir hafta patlamadıysa hiç patlamaz yeri düşünüyorum. Ben şey diye hatırlıyorum. Üç piliniz, iki soğutucunuz var diye hatırlıyorum toplam. Evet. Soğutuculardan bir tanesi büyük, biraz daha büyük bir pil alıyor. Hı hı. Ama şeyi modifiye edemedim ben. İkinci pili sıkıştıracak gibi modifiye edemedim. Doğru. Evet. Şey diyordun. Evet. Arka yerleştirdiğim sensörler. Bir tanesini daha bize yakın bir yerde yerleştirdim. Bir tanesini ise bizim uzay gemimizden
istasyona adım attığımız lokasyona yakın bir yerde yerleştirdim. Hurda ve evet evet. Ve hurdaya yakın olan sensörden bir alarm geldi. Yani tabii ki de bu geçen şeyin insan mı, hayvan mı yoksa bilmiyorum, belki de bir şeyler yerinden oynadı, düştü. Taş bile olabilir. Ama yine de hızlı olmamız gerekiyor ve arkamızdan birileri geliyorsa çok tadımız kaçabilir. Ben lafınızı kesinlikle balla bölmüyorum. Şöyle bir şey oluyor siz konuşurken. Yerdeki toz ve küçük parçalar. Ya zaten patlayan şey bayağı bir hareket yaratmıştı odanın içerisinde. Onun dışında odanın diğer taraflarındaki bu toz ve küçük aletler yavaşça süzülmeye başladı. Yukarı doğru. Tam olarak ne olduğunu anlamak için bana bir farkındalık veya gözlem atabilirsiniz. Tamam. Hemen. Hadi be, eksi 2 zar mı? Eksi 2 diye zar mı olur ya? Ben bayağı iyi bir farkındalık attım. Tamam. Ben bir farkındalık attım. Bir gözlem attım. Bayağı iyi. Ben de iyi bir gözlem attım. Tamam. Zaten iyiydi benim aklımdaki zorluğu da. Bayağı iyiyle James şeyi fark ediyorsun. Sen fiziksel olarak da bunu biraz fark ettin galiba. Şey yaparken, dengeni düzgün tutmaya çalışırken bu manyetik şeylerle. İstasyon biraz hareket etti. Ufak bir ivme yaşandı istasyonda. Okay. Fark ettiğiniz istasyon biraz hareket etti. Bilmiyorum, gözünüze çarptı mı ama etraftaki objeler hafif böyle bir yerinden oynadı gibi. Şimdi bu da zaten yarım yapılmış bir istasyon ya. Tahminimce hangar kısmına yeni bir uçak bağlanmış olabilir. O motorunu vurduğumuz gemi evet. Yeterince böyle bir hareket yapmaya yetecek kadar büyüktü. Yani hesaplamama gerek olduğunu düşünmüyorum. Evet. Bu arka odadaki pilleri... Yani açıkçası taşıma aracını alıp bu arkadaki nükleer pillerin hepsini yüklemek istiyordum ama... Şöyle bir şey diyeyim. Böyle bir hareket yaratabilmesi için çarpması lazım. Ha. Yani normal bir dok ederken böyle bir şey olmaz normalde. Okay. Zaten bir de şöyle düşün. Şu anda siz bir asteroidin içine oyulmuş bir istasyondasınız. Hani uzayda serbest bir istasyonda da değilsiniz. Okay. O zaman cümlemi şöyle değiştiriyorum. Motorları bozuk olduğu için herhalde çarparak park ettiler. Böyle tüm plotu ignore falan ediyor böyle. Yo. Anladım, çok mantıklı geldi. Belki de inmeye çalışırken çarptılar ya. Motorları bozuk sonuçta. Evet, şanslıysak ölmüşlerdir. Umarım. Peki, o zaman ben bir şeye bakayım. Iguana Cenk hurdayla Wi-Fi'yi çekiyor mu? Mesela. Iguana Cenk şöyle bir şey söylüyor sen ona dikkat ettiğinde. Hurdayla Wi-Fi'yi bağlantı kesimine uğramış. Çünkü ortamda daha güçlü bir sinyal var. Ama ben şunu hatırlatmak istiyorum. Iguana'nın özellikle... Biliyorum. Gemiye eklediği stantı, tamam, inceleme aksiyonunu uzaktan alabilmesini sağladı. Evet, biliyorum. Geminin sensörleri. Ben şu anda yani bunu daha başka bir yerde söyleyecektim. Ama Iguana'ya dikkat ettiğiniz için o şu anda şey diyor. Güçlü bir sinyal var, şey yapamıyorum. Gemiyle iletişimime balta vuruyor. Okey, şey yapıyorum. Benim sensörü çalıştırıyorum. Hı-hı. Sen kolun. Tam olarak onu... Scanner'ı. Tam olarak onu yapınca söyleyecektim zaten. Sen de zaten açarsın. Scanner'ı açıyorum. Analiz etmeye başlıyorum bu sinyali. Ne bu? Buraya... Diğer gemi mi? Buraya takip ettiğiniz sinyal çok güçlü. Kesinlikle istasyonun yukarısından geliyor ki aklına bu kadar güçlü bir sinyali verecek bir çanak var. Bu hani çanağı tam olarak çalışıyor demek ki şu anda gibi bir... Peki çanağın hareketi, bu istasyonu bu kadar hareket ettirecek kadar büyük bir çanak mı? Olabilir, evet. O kadar büyük bir çanak. Biraz önceki hareket yani çanaktan da olabilir. Evet. Tamam, plot tespit edildi diye bir işaret çıkıyor ekranımda. Yani şu an çanağın üzerinde ünlem yanmaya başladı. Evet. Ben dalga geçiyorum, sorun yok değil mi? Yok yok. Bana... Meta dalga geçiyorum. Dalga da geçmiyorum, eğlenirim. Akıl yürü... Ya okey bu arada bunu. Ben yaparım. Akıl yürütüyorsun bir yandan aslında. Ha sen şey diyorsun, plot meselesini diyorsun. Ha plot yani, diye... Fort Old Lake'in gidiyorum.
Ben okuyayım. Tamam. Okey. Sen okeysen soruyorum. Sana saygısızlık etmek istemem. Ben mesela benim oyunumda bu kadar yapsanız okey olabilir diye. Neyse. O zaman bir dakika, şimdi hem geminin orada hareket var. Peki senin bu sinyal şeyden önce mi geldi? İstasyon sallanmadan önce mi geldi, sonra mı geldi? James. Önce. Sonra olsa bir şey devrildi derdim ama. Lanet olsun. Ne yapıyoruz, tamam mı, devam mı? Ya acaba istasyonun derinliklerinden bir şey falan uyandıysa belki bir şeyler hareket ediyordur. Yok ya, onlar şey, dünya zamanında Lovecraft diye bir adamın sarnıları, boşver, ıkçıydı zaten. Sen de ırkçısın be abi. Kaptan demek senin, pardon. Ben haklı, biyolojiklerin haklı davasını savunuyorum, ıkçı falan değil. Bu arada acaba şöyle bir ihtimal de var. Belki istasyonların derinliklerine inersek işimize yarayacak aletler bulabiliriz ve belki de hiç daha düşünmemize gerek kalmaz. Bu çanağı... Abi açtığımız planları hatırlamaya çalışıyorum. Bu çanağın kontrolü nerede olabilir? Çok güzel bir soru. Açtığınız planları hatırlatayım. Bulunduğunuz katta burası bir rafinasyon odası olarak işaretliydi. Bir adet bilgi işlem odası var, bir de yaşam destek odası var. Evet. Bilgi işlem odası... Aşağıda da güç ve üretim var, notlarımı buldum. Aynen. Bilgi işlem odası böyle bir şey için ana kontrol noktası olabilir. Tamam, doğru kattayız o zaman, gidip bakalım. Ben de tam tamam. Şey diyecektim. Siz hatırlarsanız buraya inerken sizin indiğiniz yönün tersi koridorda ilerleyen iki tane botla karşılaşmıştınız. Birini almıştım. Evet, diğeri devam etmişti. İşte tam o yönden bir tane bot sizin bulunduğunuz odaya doğru girip hiç takmadan diğer tarafa, yani o yönde devam etti. Pezevenk temizlemiyor mu bu çöplüğü patlayan? Yok. İşini de yaptı ya! Sonra niye ırkçısı? Kaptan, sen de işine gelince yapsın diyorsun, işine gelmeyince bu öldürme taraftarısın. Bir şeye programlanmış, ben robotların temizlik yapmasına okeyim. Benim de temizlik yapan robot arkadaşlarım var. Kaptan bak, bunlardan ama... bir tane gemiye alalım diyorum ben sana. Kaç zamandır bana hayır diyorsun. Benim hurdama çöp sokamazsın. Ya bak, ne güzel temizliyor diyorsun. Senin uygağını pişirip motora atmadığıma şükret. Bunun yeni burası değil ya. Bence... Tamam mı? Evet. Tamamdır. Sakinleştik mi? Neyse. Neyse, diyeceğim şey şu. Ben onları değerli pilleri için, burada pil fabrikası olduğunu bilsem yukarıdaki robotlarla boşuna eldivenim bilmem ne oyun buyum uğraşır mıyım? Uğraşmam. Tabii. Arkadaşlar. Nereden? Müneccim mi yedim ben? İçinde bulunduğunuz odada güç vardı şu ana kadar. Artık yok. Evet. Makineyi durdurduk. Hoş geldin. Gerçekten. Emre, ben şey diyorum, açıyorum, hı hı, şeyi, Emre'ye Weep Shit emotlar için teşekkür ettiğim mesajı komumdan yeni emotu kullanarak yazıyorum. K-pop'u İstasyona mı yolluyorum. O çanaktan gider o şeye, 2020'ye, hı hı. Twitch'e ve şey olarak devam ediyorum. Şey gittiyse de aşağıdaki güç odası mı? Bizim yanımızdan geçmiş olabilirler mi? Diğer sensörü nereye koydun? Gücü kesiyorlar. Çünkü üstte sinyal var dedin. Şimdi güç odası altta. Buranın gücü kesildi. Öncelikle bu odadan bir çıkalım. Evet. Ve bir evet karar vermemiz lazım. IT'ye mi gidiyoruz, güç odasına mı gidiyoruz? Ya güç odasında daha garanti para var. Ama IT'de böyle yüksek risk, yüksek ödül olabilir. Şöyle bir şey var. Bir gemi geldim. Böyle bir çanak sensörleri falan, istasyonun dış kameralarını açabilirsek. Evet. Şey, gemi geldi mi yoksa bir şeye falan mı çarptık? Hani sonuçta, hı-hı, asteroid kuşağı içerisindeyiz. Bizim asteroidimize başka bir asteroid çarpmış olabilir. Şeyi öğrenmek lazım. Bu sarsıntı neydi? Gemi geldi mi gerçekten? Hatta kameraları eklersek bu senin hareket sensörü. Çünkü hala zamanımız var ama ikinci açıldığında saklanıp bizim yanımızdan geçmelerini bekleyeceğiz. Angaje olmadan üste kaçacağız. Evet. Yolumuzda birileri varsa indiririz de. Minimum. Arkadaşlar minimum öldürme, maksimum verim. Maksimum para. Tamam. O zaman IT'ye. Tamam.
Şöyle, IT'ye giderken yol üstünde aşağıya doğru inen merdivenleri, o rampayı göreceksiniz. Tamam, onun yerini bir kafamıza işleyeceğiz. Rampaya baktığınızda şöyle bir sahne görüyorsunuz. Bu yol, bu koridor yukarı doğru biraz esnemiş. Onun dışında aşağıda bayağı şey görüyorsunuz, taş dolu. Yani şu ana kadar hep açık alanlarda dolu şey yapıyordunuz, geziyordunuz. Bu rampanın altına doğru giden yer bayağı taşla dolu ve sanki bir tünel kazılmış gibi içeriye doğru. Peki şey mi? Bir soru bir. O ofiste bulduğumuz gibi taşlar mı yoksa döküntü şeklinde parça parça taşlar mı? Bana bir bunun için şey yapar mısın? Yani şey mi, hani böyle silindir şeklinde, hani bir uçtan bir uca mı gidiyorlar yoksa yere çökmüş taşlar mı yani? Şeyi doldurmuşlar, odanın içini doldurmuşlar. Neyi soruyorsun, tam anlamadım. Odanın içini kaya kaya mı doldurmuşlar, evet. Yuvarlağımsı? Yoksa şeydeki o silindir sütunlar vardı ya üst katta. Hı-hı. Sen uzayanlardan mı bahsediyorsun? İnce uzunlar mı yoksa parça parçalar mı? Şöyle ince uzunlar ve birleşmişler. Ama burada daha sonra o rampanın kendisi, hani rampanın etrafında bayağı böyle bir tünel açılmış aşağıya doğru giden. Ve şeye bakınca sanki bu tünelin duvarları şey gibi. Sanki taş erimiş orada gibi. Hani bayağı kazma kürek değil de dümdüz bir satı yüzey var. Kaya olmasına rağmen. Bu hiç iyi bir işaret değil. James, arkamıza iyi bak. Tabii ben de. Şeye doğru ilerliyorsunuz o zaman. Bilgi işleme doğru ilerliyorsunuz. Bilgi işlem de birkaç tane. İlk girdiğiniz oda koridorun bir parçası. Ve duvarda birkaç tane yan yana şey var, terminal var. Onun dışında terminallerin yanında içeriye doğru giren bir koridor var. Terminallerin hepsinin ekranı açık. Burada güç var belli ki. Ve hepsinde ana makine işletiyor yazıyor. Ana makine de içeridedir ha. Ben ne bileyim. Okey, ben bağlanıyorum. Tık 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 tık. Önce bir üst kat kamera, yani ilk yapmak istediğim şey üst kat ve dış kameralar. Tamam. Şey dış sensör varsa o, yani ikinci bir gemi yaklaşmış. Böyle bir istasyonun kesin dışarıdaki gemileri falan inceleyen bir radar capability'si vardır. Ben o zaman bir ona bakmayı dinleyeceğim, bir de şey yapmayı dinleyeceğim. Ben o zaman bayağı iyi bir mühendislik zarı at. Atarım. Hadi bakalım. Atakan! Bana ana bilgisayar ne söyle. Ne kaç attım tahmin et. Şahane attın. Sayı söyle bana. 6 şahane. Kaç? You wish. Efsane mi yoksa? 8. Okay, efsane bir zar. Şöyle, sen zaten ilk efsane zarımız sanırım. Sen zaten evet. Az önce şey, hani elinde bu keycard da falan da vardı. Bunları kullanarak ana makineye erişime çalıştın. Tabii şey var, adminin adını biliyorum, şeyini biliyorum. O sırada onun bilgisayarını hacklerken kullandığım şifreler. Tıkı 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 tıkı. Şöyle bir durum var. Şeyi görüyorsun. Bu ana makine işletiyor derken gerçekten ana makine şu anda ağır hesaplar yapıyor. Ve bilgisayar sistemi aslında kullanılabilir değildi. Ama sen şeyi başardın. Ana makinenin durumunu kontrol etmeyi başardın. Ve ana makine şu anda buna yaklaşık 172 yıl önce verilmiş bir komutu hala çalıştırıyor. Komut ne? Komut bu kristal yapıyı yok etmek. Kristal yapıyı yok et komutu. Ve şu anda gördüğün kadarıyla 5.672. iterasyonun C varyasyonunu çalıştırıyor. Bir şey deniyor yani. Evet. Kristal hakkında daha fazla bilgiye erişmeye çalışıyorum. Bir yandan da yan tab'de kameraları açıyorum. Tamam. Meraklılığımın şeyi başıma bela olmasına izin vermeyeceğim. Tamam. O zaman önce kameraları anlatayım ben sana. Evet. Plot şöyle, canımızı kamera, kamera sistemi büyük oranda çalışmıyor. Ve şey olmamış, hasar gördükten sonra tamir olmamış. Ama bu şu ana kadar gördüğünüz botlar aynı zamanda sisteme veri akışı sağlıyor.
Neye bakmak istiyorsun tam olarak? Olabilecek en üst kattaki şey, bizim hareket sensörü. Gemi var mı? Etrafta bir de radarda gemi var mı? Ve yani dış kamera, iç kamera, içeride bizden başka biri var mı hareket eden? Tamam. O hareket... Tamam. The who ring that motherfucking sensor yani gerçekten. Tamam, tamam. Şöyle, öncelikle dışarıdaki veri akışlarına bakıyorsun. Asteroidin üzerinde dolaşan botlar da varmış. Bunu fark ediyorsun. Asteroidin okay. üzerinde dolaşan botlardan dışarıda yaklaşan bir gemi gözükmüyor. Yaklaşan dışında park etmiş yok, bizimki dışında yok, bir gemi gözüküyor. Kelime oyununa gelmeyeceğim. Dışında bir gemi gözükmüyor asteroidin dışından bakan tamam. botlardan. Onun dışında bir cisim yaklaşmıyor yani. Şeyi görüyorsun. Şu anda yaklaşık 6 tane falan bu büyük robot kristallerle dövüşüyorlar. Kristallerle. Evet. Biraz bunu incelediğinde şöyle bir şey yaptıklarını görüyorsun. Bazı odalar belli ki taşlar ve kristaller tarafından kapatılmış. Bunlar üzerlerine size sıktıkları sıvıdan sıkıp ateş sıkmak suretiyle bir de biraz şey deneyerek, kaba kuvvet deneyerek bunları kırıyorlar. Ve kırıldıktan sonra yerde yarı sıvı bir halde kalıntı olarak kalıyor kristaller. Ama gördüğünüz şey bunun dışında şey, bu kristaller bunların etrafını kapatıp sıkıştırarak yok edebiliyorlar. Çünkü arada bir tanesinin feed'i kayboldu. Görüyor musun bunu? Cenk? Biz nerelere geldik? Neler oluyor? Ben mutluyum yani bilmiyorum. Cenk görüyor musun? Yani bir sonraki asker gibi ben de bir robotun ölümünü izlemekten hoşlanırım ama... Bu ayrı bir şey. Onun dışında... Yani canlı bir asteroid mi burası? Onun dışında sen şeye bakıyordun ya, sizin gemideki o hareket şeyini orada ne olmuş diye anlamaya çalışıyordun ya. Birebir orada şu an oradan data gelmiyor şu anda. Ama bu yukarı çıkan 3 tane şey var demiştim. Yol var demiştim. 3 farklı docking şeye ve işte anteni tutuyor yukarıda. O yollardan bir tanesinin girişinde şey var. Tıkanıklık var. Şu anda onu uzaktan izleyen 2-3 tane küçük robot var. Ve o okay. tıkanıklık bayağı tıkan oraya doğru girmiş ve bayağı zorlayarak genişletiyor girdiği yeri. Ben şey var, 8'imle birazcık hacking yapabileceğimi umuyorum. Hı-hı. Azıcık. Robotlar, bu küçük de sinir bozucu denyolar var ya. Hı-hı. Onlardan bir tanesini bizim geminin oraya yönlendiriyorum. Tamam. Gemiyle bir jule almak istiyorum. Bunun için bir zar daha isteyeceğim senden ama bir şeyi diğer taraftan sana söyleyeceğim bir şey var. Sen şeye dolaşmıştın ya. Anladım. 6 bu arada. Tamam. Tamam. Oluyor. Yavaş belki de dörtlük skillinizi yapıyorsunuz. Oraya doğru oraya doğru gidiyor bir tane şu anda robotlardan bir tanesi. Yani tam kontrolünde değil ama şey yaptım. Bir sonraki navigasyon markerının yerini değiştirdin. Oradan geçecek. Tamam, güzel. Ana bilgisayarın sen şeyine de erişmiştin, durumuna da erişmiştin. Şey konusunda, bu şu an yürüttüğü senaryo konusunda şöyle bir output'u var. Kalıcı def etme imkansız. Yardım çağrısı opsiyonu. Çanak tamiratı. Çanak tamiratı başarılı. Sinyal gönderildi. Nereye? Düşük güç moduna geçildi. Diye bir okay. akıyor. Daha sonra şey olmuş. Burada bir varyasyon değiştirmiş senaryo. B varyasyonu. Ziyaretçiler geldi. İletişim kurulmaya çalışılıyor. İletişim başarısız. İletişim başarısız. Bu nasıl olmuş olabilir acaba? Daha sonra Arşimet'in son çığlığı, istasyon adı Arşimet istasyonu. Biraz önce son çığlığını yolladı. Biz ağzını bantladık ya. Yok yok. Daha bitmedi. C varyasyonuna geleceğiz. Bizle savaşacaklar. A varyasyonu neymiş? A varyasyonunda şey bekliyor. Daha büyük bir ekip bekliyor bu işi çözmesi için ama siz... Ha eski çığlığından bahsediyordu biraz önce. Evet. Bizi buraya getiren şey falan. Aynen aynen şey falan yani hani bu maddeler arasında onlarca yıl var.
Okey tamam. A varyasyonu bizdik. A'da bizi buldu, beğenmedi. Hayır hayır. A varyasyonu bizi... A varyasyonu şeydi. Yardım istenecek. Yardım geldiğinde sorununu çözecekti. B varyasyonunda siz geldiniz. Bizi beğenmedi. Daha sonra beğenmedi. Şey diyor. Ziyaretçiler saldırgan robot tutum gösteriyor. Yeni varyasyon hesaplanıyor diyor. Ne hesaplamış? C varyasyonunda da şey demiş. Bütün stoklar açılacak. Tuzak kuruldu. Tuzak mı? Şimdi böyle bilgisayar böyle bir vektör ne demez? Şimdi oradaki o tuzak sağ klik yapıp bütün, incele diyorum. Bütün hidroflorik asit stoğu şey yapılacak. Kullanılacak. Nerede? Bunun için zar isteyeceğim. Atakan, benim zarım 5. Evet. Benim biraz önceki 8'den birkaç tane boost'um bir şeylerim var. Az önceki 8'den bir boost'un var, evet. Bir mi sadece? Bir. Üzücü. 5 yetmiyorsa kullanıyorum, yetiyorsa kullanmıyorum. Bunu diyebiliyorsam. Şöyle, bedel ödeyerek 5'le de olur. Hayır, ben sistemin içindeyim aspektini kullanıyorum. Tamam, sistemin için şey bağlandım aspektini kullanarak. Şöyle. İkisinde de aynı seksüelliğin anında var. Sorun yok. Görüyorsun ki biraz daha derine girmen gerekti. Çünkü bu kadar inanılmaz bir zar getirmesi gerekmesinin sebebi. Bu stoklar şu anda şeyde depolanıyormuş. İstasyonun dışında depolanıyormuş. Üretim yeri eskiden... sizin o rafinasyon odası şu anda patlattığınız üretim odası olan yerde yapılmış yüzlerce yıldır. Ama şey olduğundan dolayı bir önceki üretim odasında sorun olduğundan dolayı üretim odası rafinasyon odasına konulmuş ve o yapılana kadar da bir miktar stok yaratılmış. Şu anda şeyi görüyorsun, teslimat görevlerini görüyorsun. 10 tane falan robot bu hidroflorik asit tanklarını şeye doğru getiriyor. Ne yapacak peki bu hidroflorik asitle? Bütün istasyona basacak. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Benim o robot şey yaptı mı? İşe yaramaz robot. Bizim visual aldı mı? Evet visual aldı. Şey görüyorsun robotun gözünden. Rampa var demiştim ya. Rampanın etrafında bayağı bir silindirik şekilde bir kristal yapı yukarı doğru yavaş yavaş büyüyor. Yukarı? Evet. Okey, son bir deneme. Bir tüm de robot kadar... personel, içeride savaşan robot personel var mı hiç kristalle şu an? Var, şu anda var. Bir tamam, de... onların hepsini bizim geminin yolunu temizlemeye ve korumaya yolluyorum. Bir de şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Fark ettiğin kadarıyla genel bu yapısından görevlerin. Bu kristalin kesinlikle güç tüketimiyle büyümesi arasında doğru bir şey varmış, bağıntı varmış. Bunun için gereken yerlerde güç tüketimini azaltma yoluna gidiyor bilgisayar. Tamam. O zaman şunu izninle iki hareket yapacağım Atakan. Hı hı. Bir, robotları bu kristalin yukarıya çıkmaması için bir Sakarya siperi kurmaları için bir task vereceğim. Hı hı. İkincisi de kristale yakın zıt yönde güç aktive edeceğim. Tamam. İlgisini çeksin kristalin diye. Şu anda güç kısmına baktığında istasyonun bütün güç üretimi çanakta toplanıyor. Fuck that çanak. Tamam. I don't care. Tamam, bana bir mühendislik zarı at. Çünkü şu anki ana senaryosuyla çeliştiği için. Peki şey çanağı şu anda ne için kullanıyor ki? Bize bir kere bağırdı. Çanağı şey var, tuzak planının bir parçası olarak gösteriyor. Ya sarkilik incele abi, bu tuzak gölgelerde kalmasın, neymiş bu tuzak tamam, planı? Tamam, mühendislik yolla. Tamam, Allah Allah ya. Abi 4. Tamam. diyorum ki Atakan, 6 yetecek mi? 6 yeter. Okey, pis işler hep beni bulur. Tamam, pis işler hep seni bulur Metin'cim. Şöyle, buradaki tuzak planının neymiş diye bir derinlemesine şeyle bu ana yürütme merkeziyle şey yapıyorsun. İletişime geçmeye çalışıyorsun. Tuzak planı şu.
Şeyi bütün bu kristali bir noktada toplayıp daha sonra gazı bunlara hep birlikte vermek üzerine bir senaryo tasarlamış. Peki bir şey söyleyeceğim. Herhangi bir şey senaryosu var mı? İstasyon yok olsa kristalin buradan çıkacağı, hani biz gemiye kristal bulaştırmazsak. Şimdi ben tüm sci-fi modu unlockladım. Ben Expanse 2. sezonun ortasındayım. Geçen haftaki bölümden sonra gaza gelip izlemeye başladım. 2. bölümle 3. bölüm arasında Expanse izledim. Ben bunları çalışıp geldim. neyse. Bu arada şaka bir yana, gerçekten 2. bölüm bitti. Expanse açtım. O gece sabaha kadar ilk sezonu bitirdim. Neyse. Tamam, güzel. Evet, çalışıp geldim. Actually çalışıp geldim. Ulan zamanında zaten FTL oynadın. Kalan zamanlarımda da FTL oynadım. Ben bayağı çalışıp geldim. Bu arada şöyle bir şey oluyor. Dur bir şey. Bunu söyleyeyim. Sizin içinde bulunduğunuz o da koridorun parçası ya. Koridorun geri kalanını da görüyorsunuz. Şeyden, o ileriden, hani sizin buraya gelmek için kullandığınız yönden birkaç tane robotun şeyini duyuyorsunuz. Hareket ve dövüş sesini duyuyorsunuz. Tamam, kristale gittiler yani. Yani dövüş sesini, ışığını görüyorsunuz aslında ateşlerden. Evet. Şu anda şeyden, güzel. O yönden, o yönde bir olay dönüyor. Tamam, bu güzel. Bu emri doğru verebilmişim yani. Aha, şeyi diyorsun. Sizin gemiye doğru. Gemi, aha, tarafını diyorsun. Gemi tarafını yapmadık daha. Yapalım mı? Ha, dur. O zaman önce şu çanakla ilgili şey. Hı-hı. Ne denir? Biz bu gemiden kaçsak. Bu istasyon kristal yiyecek ve burada kalacak, bitecek, gidecek değil mi bu? Evet. İstasyon self reservation'a kasıyor. Evet. İstasyonla anlaşmaya oturacakmış gibi biraz daha. Ben ya. Bizim aldığımız 3 pil artı antikalar artı viski miski falan, onu bir yani kafamda hesaplıyorum. Gördüm ben, olsun işte aspektim var. şey, ne kadar para ediyor takal? 3 tane pil, viski ve sanat değil mi? Viskiyi hesaba katmıyorum. Onu yolda içeceğiz. Şöyle, viskiyle geminin bir motoruna bakım yaparsınız. Eğer o kadar içecek mı kaliteli o viski? Şey, eski. Peki viskiyi içip sadece şeyini kullansak? İçinde durduğu tası? İçinde durduğu tasla da güzel bir tatil, yani bir kişilik bir tatil çıkar. Okey, güzel. Piller biraz daha ilginç. Pillerin biraz şey açısından uğraşmanız gerekiyor. Bunu anlayacak birini bulmanız konusunda uğraşmanız gerekiyor. Muhtemelen. Bulurum ben. Ama şey yaparsınız yani. Güzel bir vurgun, şu anda bir birimimizde olmadığı için güzel bir vurgun seviyesinde. Bu şey olur sizin için. Yani şey var. Yeni bir silah alalım gemiye. İşte kalkanımız eski. 3 bil artı şey buraya gelmeyi değer. 3 bil tek başına değer. Yani daha fazla kaşınmamıza gerek yok. Ama hırsızlık böyle bir şey değil. Şimdi hayatta kalmak da böyle bir şey değil. Tamam. Ya bir bakalım, tamam, çıkalım. Ya ben hareket edene kadar çok okeydim ama bir anda ortalık hareketlendi. Kristaller evet çıkıyor. Ya biz bir şey diyeceğim. Değiliz, biz biraz daha derine kazabiliriz. Hayır, bak. Bir şey diyeceğim, kristal tam demişken. Tam tahliye cücesin şu an. Şey tarafından, hani sizin buraya girdiğiniz tarafın karşı tarafındaki koridordan bayağı hani artık robotların hareket etmesini görmeye başladınız. Şu ana kadar sadece ateş parıntıları falan görüyordunuz. Krelus, bir şey daha soracağım, dur. Bir kristal çalsak o ne kadar yapar? Hayır! Çalsak diyorum. Hayır! Bir parça. Bakın, Express'te böyle ödüyorlar falan demiş. Spoiler vermedim, boş yapın. 21. yüzyıl dizileri izledim ben bu konuyla ilgili. Evet. Yani, bakın, sanat tarihi eğitimimin bir parçası bu benim. Şey de taşı almak istemişti. Jane de taşı almak istemişti başta. Yok, yine ben söylemiştim. Bu arada arkadaşlar. Yok, ben de söyledim. Size. Bakın, gemiye bindiğinizde üstünüzü arayacağım. Taş yok. Belki bu taş biyotik olarak üstümüze yapışmış bir de olabilir. Kral Biz usta. Bu taşı ama biyolojik silah olarak kullanamaz mıyız usta? Düşün bir. Çok iyi bomba olur bundan. Bomba değil ya. Dünyaya atıyorsun, dünya yok oluyor mis. Beni kovalayan herkese atarım ben bunu. Aslında bu silah olarak çok güzel. Düşünsene, karşı gemi, uzay gemisi bundan bir tane atıyorsun. Aynen öyle. Tam da motoruna. Ben... Krimus'ta gel. Biz cüce, hayır, değiliz. Biz daha derine kazabiliriz. Eski usul silahlar
Her şey. Daha fazla vurgun istiyorsanız yapacağımız şey bu. Ben burada bizim gemimizi koruyacak hackleri bitiriyorum. Siz ikiniz, ben kendimi savunabilirim. Siz ikiniz biraz önce olduğumuz odaya giriyorsunuz. Arka odadan alabildiğiniz kadar pil alıyorsunuz. Taşıyabildiğiniz kadar pil taşıyorsunuz. Piller küçük, taşınabilir. Aktive ettiğinizde güç vermiyor. Kristallerin dalanacağını da sanmıyorum o yüzden. Alabildiğiniz kadar inaktif pil alın. 15 dakikaya burada buluşuyoruz. Çıkıyoruz. Şimdi kral. Usta bak, ekibi bölmeyelim. Bölelim. Kral. Sana şimdi güç sistemine bakıyorsun, gücü şey yapmaya çalışıyorsun ya. Dur daha yapmaya çalışmıyorum. Şimdi tamam, tuzağı öğrendin ya ona. Mantıklı fikirler varmış şu orada. Bilgisayar mantıksız olmayan fikirler söylüyor. Şu anda hani bu şeyleri, kristali yukarı çeken şey çanaktaki güç. Hmm, bizim geminin üstünden geçecek ama değil mi? Evet. Şu anda kristalin oraya yönelmesinin sebebi bütün gücün çanakta harcanması. Okay. Kristalde güç kullanımına çekiliyor. Tamam. Onun dışında az önce geçtiğiniz o aşağı inen merdiven istasyonun güç ana santraline iniyor. Eğer oradan girmek isterseniz bunu da belirtmek istedim. Tamam. Şimdi ben kendi başıma net running yaparken diğer oyuncuları izlemesin misali. Eğer ki anlaştıysak siz ikiniz lootlayabildiğiniz kadar lootlayın. Ben burada hack'i bitireceğim dedim ya. Bir şeye bakmak istiyorum. Alt güç kaynağını uzaktan aktive edebiliyor muyum? Manuel mi gerekiyor? Çok manuel gerekiyor. Açık şu anda. Açık. Şu an çalışıyor. Şu an bütün güç çıkışı şeyi zaten az önceki bütün geçmişinde okuduğun için hani anlaman çok rahat. Güç kaynağı tam güçle çalışmasına rağmen istasyonu tamamen çalıştırmaya yetmiyor. Çünkü emiyor bu kristal yapı gücü aynı zamanda. Şu andaki tam güçle çalışıyor ve ürettiği gücün... Okey, orada aktif kristal var yani kesin. Orada ağır savaş da var. Tam bulaşmayacağız. Arkadaşlar, bakın tüm robotların yerlerini şey yaptım. Buradan çıkarken hepsi geberecek zaten, önemli değil ama... Şu anda birinci katta ve üçüncü katta savaş var. Bizim bulunduğumuz yer güvenli gibi duruyor. Alabildiğimi Atakan, bir üst katta o şey savaş. Ben bir şey sormak istiyorum o zaman usta. Şimdi bizim Cenk'e bu harita planlarını yükleyebilir miyiz? Evet. Onu yükleyelim, bilelim nereden olduğun. Metin, tamam. Şey tarafından size yaklaşan bir tanesi şu anda an itibariyle bilgi işlem odasına doğru yaklaşan. Şey tarafında var bir de. Hydroponics laboratuvarında bir dövüş dönmekte. Tamam. Onun dışında şey tarafı görece boş. Bu mürettebatın yatakhanesi görece boş. Tamam. Arkadaşlar savaş buraya geliyor. 15 dakika sonra buradayız. Ben sizin erişiminiz için Cenk'e haritaları yüklüyorum. Ben burada net running yapacağım. Siz çalabildiğiniz kadar pil çalın. Tamam. O zaman şimdi şöyle yapalım. Herkes amacını söylesin. Teker teker hepsini oynayalım. Kral, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ben şimdi şöyle bir şey yapacağım. Çanak bizim gemiye şey yapıyorsa, çanaktaki gücün bir kısmını çekip bizim gemiye doğru giden kristalin hemen arkasındaki bir yeri açmayı deneyeceğim ki hani başkaları çanağa gidiyorsa gitsin, hani o planını bozmaya çalışmıyorum robotu çünkü benimle savaşacak. Hı-hı. Hani o gücü başka bir yerden de çekebiliyorsam çekerim. Bizim gemiye doğru giden kristalin ilgisini başka yere çekmek istiyorum. Bir, oraya yakın robotları bizimle alakasız, bizi tamam, tehlikeye atmayacak yerdeki robotları. Birini seçin. Bu tur onu yapalım. Dur. O zaman hangisi daha valid diye bakıyorum. O zaman önce engagement'a. Şey var mı? Hani bizi etkilemeden çekebileceğim bir robot savaş squad'ı var mı? Şöyle. Ölüme yollayabileceği. Savaş squad'ı değil ama o küçük robotlardan 3 tanesi şey katında gözlem dönüyorlar. Bu sizin ilk girdiğiniz işte şey nasıl kafeterya, yani kafeterya katında gözlem için dönüyorlar. Ama şey gördüklerini, kristal gördüklerinde bulaşmıyorlar. Yok, ben şey istiyorum. O kristalle savaşan tipte robotlardan, hı hı, bir tanesini falan o zaman hali hazırdaki bir savaştan bizi etkileyen hidrofonikteki savaştakilerin bir kısmını çekip bizim gemiyi korumaya yollayacağım. Tamam. Önce. Tamam. Gücü açmadan önce. Tamam, bana o zaman bir şey yol. Bir... Hidrofoniğin bizle alakası yok değil mi? Hiç yolumuzun üstünde bile değil. Değil. Tamam.
Atakan 5. Yetiyor mu? Şöyle tam yetiyor. Dolayısıyla bir güzel. Ufak bir konsekans almanı rica edeceğim. Şöyle yapabiliriz. Bir mental stres alabilirsin. Veya şey diyeceğim. Bu odanın kapıları kilitlenecek. Ben robotları kendi yararım için kullanmak fikri benim midemi bulandırıyor ve ben bunu yaptığım için kendimden ve motivasyonumdan şüphe edip istediğin kadar mental stres almayı tercih edeceğim. Tamam, bir mental stres al. Yani şey yaparken artık hani bunu yapmalıyım stresine girip boncuk boncuk ter dökmeye başladın kasketin içerisinde. Gözlerine düşüyor, yaşladım, rahatsız zaten ediyor. James, siz Jane'le koşturup çıkıyorsunuz. Nereye gideceksiniz? İşte şu dövüldüğümüz odanın yanındaki üretim odasına doğru koşuyorsunuz. Yani üretim odasına. Üretim odasına doğru koşarken şeyi fark ediyorsunuz. Bu koridor yukarı doğru eğilmişti ya, bu eğim daha da artmış. Aşağıda kristal aktivitesi dönüyor belli ki. Tam da aşağınızda zaten güç santrali var. Siz o odaya doğru koşturuyorsunuz. Bu sizin bu aksiyonunuz. Zon değiştirmek bir aksiyon. Kral. Robotlar vardı mı? Robotlar oraya doğru yola çıktı. İki tanesini aldın. Orada üç tanesi dövüşüyordu. İki tanesini şey yapabildin. Tamam. Kontrolünü alabildim. Şey tarafına doğru yolladın. Sizin geminize gideceğiniz koridora doğru yolladın. Şu anda okay, nerede güç var? IT dışındaki güç çekebileceğim herhangi bir yerden gücü alıp kristalin ilgisini çekmeye çalışacağım aşağı bir yere. Bizim gemiden uzak bir yere. Şöyle çok bariz olan her kaynak zaten şey. Zaten şu anda kullanılıyor bu çanağa güç vermek için. Sen bana bir şey önereceksin. O zaman yani tam ne? Çanak dışında bir şey kullanıyorsan, istiyorsan bana hani bir örnek ver, oradan bakalım ne olabilir. Yani şöyle bir şey var. Şu anda ne aktiftir? Life support aktiftir belki. Onu kapatmak istemiyorum. Botlara gücünü life veren... Life support aktif değil. Okey. Yani bu botlara gücünü veren şeyi kapatmak istemiyorum. Şöyle, botların zaten güç kaynağı nükleer. Hayır, şeyi diyorum. Botları yöneten radar sistemi bir şey böyle beni iletişim kurmalarını sağlayan. IT'yi kapatmak istemiyorum. Açık başka bir yer yok diyorsun. İşte düşünüyorum şu an neresi olabilir. Kendiniz bir güç üretebiliyorsanız onu kullanabilirsiniz. Hani destekleyip. Yok şey var. Yani üretim man bakarım. Bunların gideceği odada güç varsa onu kapatıyorum. Hem güç orada başlarına bela olur. Ama o kapı yeni kapanmıştı zaten orası. Tamam evet. Çanaktan çekiyorum abi, yapacak bir şey yok. Tamam. O zaman şey yapacağız. Sen karşılıklı atacağız. Sen de bir zar at, ben de bir zar. Evet, chain direktifine karşı geliyorum. Aynen. O da çünkü savunuyor kendini. At. Tamam. Şöyle görüyorsun ki bu arada ben şey attım. 2 attım. 5. Görüyorsun ki bu şey güç azlığı buradaki sistemi de etkilemeye başlamış ve yani senin bu komutlarına yeteri kadar hızlı cevap veremiyor o sırada şeyleri yönetirken ve gerçekten çanaktan biraz güç çekiyorsun. Ne yapacaksın? Boost'un var mı peki ilerisi için? 5 ile geçtiğin için. 3 ile geçmedin mi? 3 ile geçtiğin için. Yani 5 attın. Boost'un da var evet. Yani şu anda şey. Tamam. Ne diyelim Boost'una? Boost'un şey. Kontrol bende. Şey oldu diyelim. Stack Overflow ilmiş diyelim. Tamam. Stack Overflow ilmiş. Aynen. Gücü şey var şimdi. Tam hatırlamıyorum oradaki odalar ama... orada sanırım üst katta sıfırıncı şey katta diyeceğim. Çünkü olması gerekiyor. Bir şey diyeceğim. Tıbbi bir oda olması lazım sanırım. Oraya çekebilirim. Bir şey diyeceğim. Dur. Diğerlerini oynayalım. Daha sonra geleceğiz sana. Siz şimdi şeydesiniz. Bu az önceki patlamanın yaşandığı odanın içerisindesiniz. Arka tarafta başka bir oda var. Oraya sanırım koşturuyordunuz değil mi? Evet. Ancak güç de kesili. Kapı da kapalı. Bayağı mekanik bir kapı var önünüzde. Ya o kapıyı açmayı deneyeyim ben. Bu arada şöyle, kapının kendisi şey değil, istasyon kadar, ne diyeyim, istasyondaki diğer kapılarla aynı değil. Daha ana kapı derme çarpma yapılmış gibi ama kalın demirden yapılmış, evet. Yani bunu bir şekilde hırsızlık araçlarımla değil de kaba kuvvetle mi açmamız lazım? Bunu mu demek? Evet, bunun ana olayı şu an kaba kuvvet. Veya hani bir şey yapacaksanız, böyle bir patlayıcı
yerleştirip açayım gibi bir durumunuz varsa bunun çözümü o. Ben şöyle bir bakıyorum kapıya. Şöyle bir elimle yumrukla böyle bir vuruyorum. Bir şeyini ölçmek için. Sağlamlığını ölçmek için. Yani bunu herhalde biraz böyle gere gere çeke çeke uğraşacağız ama. Başka bir alternatif de şöyle. Bu şeyler, piller, pil hücreleri böyle bir bandın üzerinden buraya geliyordu. İsterseniz o dar alandan geçip de girmeyi deneyebilirsiniz arka tarafa. Yok. Ben oradan geçip geçmeyi deneyebilirim aslında. Kendini boşuna riske atma ya. Ben bir yüklenmeyi deneyeyim şu kapıyı. Sen de bir el at. Olmazsa başka opsiyonları deneriz. Ama yani ben yardımcı mı olurum yoksa tam tersi dezavantaj mı olurum garantileyemem. Sen elinden geleni yap. Bana elinden o zaman gelen en iyisini yapacağım. Ben sizden muhteşem bir beden zarı istiyorum. Sırf kaba kuvvetli açmak için bunu. Muhteşem kaçmış? 5. Ah rezalet. Bu attığım zarın niteliği. Oha, okey. Kaçla denk geliyor? Ha? Kaça denk geliyor? Eksi 3 artı 2 daha eksi 1 yapar. Bir şey diyeceğim. Ya ben de ona bu arada kötü yollarsın. Bir zar attım. Kaç? Eksi 2 toplam. Anlıyorum. Ben size şöyle diyorum arkadaşlar. Ben size buradan bir consequence, great consequence vereyim. Öyle çıkalım. Ben şöyle bir boş aspektimi değerlendireyim ve bu olaydan yırtayım gibi. Hala senin boş aspektin mi var? Hala benim boş aspektim. Utanmaz. Çabuk evet, değerlendir. Oyun bitiyor lan. Nedir? Dur. Kapı gidelim. Açmak benden sorulur. Babam şimdi girdi. Ayo bir dakika, ben bir askerim. Hı-hı. Ve ben kaba kuvvetin temsiliyim. Ben kaba kuvvetin temsiliyim. Sen ben kaba kuvvetim temsiliydin yeni aspektin mi bu? Evet. Tamam. Tamam. Ve bununla bir reroll alıyorum hemen. Hadi bakalım yetecek acil. Mi? Acil bir reroll alıyorum ben bununla. Ne olur güzel gelsin. Allah belasını versin bu sitenin. Düz. Bu sefer düz attım. Toplam kaça geliyor? Düz yani toplam düz. Ben o zaman sana gene güzel bir consequence evet. vereceğim. Evet. Şöyle. Ama başarıyorlar değil mi? Yani evet, kuralı evet. izleyicilerimize öğretmek için. Yani şöyle, Fate'de olay biraz hikayenin hareket etmesi, ilerlemesi olduğu için başarısız olduğunda aslında şey oluyorsun. Yani çoğu durumda isterseniz uygunsa başarısız oldun ama kolun kırıldı. Başarılı oldun ama. Başarılı oldun ama kolun kırıldı James'cim. Wow, gerçekten mi? Omuzdan bir temiz girdin ve ah dedin. Gitti. Ah. Tamam. Bu acı dörtlük mü oluyor Atakan? Ney? Kaçlık consequence oluyor. Evet, kaçlık. Fake'de, condense'de consequence'ların sayısal değeri olmak zorunda. Doğru söyledin. Şeyde yok da. Doğru söyledin. Yani en az mild olmak. 2004 mu 6 mı? Medium hangisiydi? 4 değil mi? 4'lük. 4-6 evet. Bu 4'lük sende o an bütün vücuduna bir acı spazmı geliyor. Ama şey oldu. Kapıyı tutan demek ki menteşeler o kadar da sağlam değilmiş. Ve İttirdin. Ama kolda gitti yani. Senin omzun kadar sağlanmış. Tam o kadar. Biraz kötü oldum. Aspekt şey, menteşeler kolu kadar sağlam. Ama sıkıntı yok. İçeride şey görüyorsunuz. Bazı makineler üst üste şey yapılmış, dizilmiş. Hani şu anda aktif durumda değiller ve depo için kullanılıyor belli ki burası. Bir sürü tank var, şey var, kimyasal araç var. Şu an hiç anlatamıyorum. Deney tüpleri kutulara dizilmiş falan. Ama kenarda böyle bir sandık var. Ve sandığın içerisinde piller var. Güzel. Yani sandıktan kastım şey bu arada. Şey gibi düşünün. Yani cam şişe şeyleri olur ya. Sandık değil. Kutuları olur ya. Kasa. Kasaları olur ya. Bayağı içerisinde şeylerin bulunduğu öyle bir kasa var. Ve bir tane robot kol. Buna şey yapıyor. Bundan alıp diğer tarafa koyuyor. Ama o robot kol şu an çalışıyor mu? Hı? Çalışıyor mu şu an o robot kol? Robotta şu anda güç yok. Ben şöyle bir soru sorayım. Belki bu diğer roundun aksiyonu ama ben bir hani burası sonuçta endüstriyel bir yer. Ne kadar robot ne kadar insan çalışıyor burada bilmiyorum. Duvarda bir first aid kit gibi bir şey varsa bunu bakıyorum. Bir sonraki tur bakarız. Bu arada tamam. Burada şu anda yan yana dizilmiş 12 tane küçük pil var. Okey.
Ama şöyle bir şey, şöyle bir durum var bu pillerle ilgili. soğutmaları yok. Ve onun için böyle duruyorlarsa aktif değiller demek ki. Sorun değil de aktif edip... Aktive ettiririz birini artık. Kral, sana geri dönüyoruz. Sen en son şey yapmıştın. Gücün kontrolünü almıştım, bir yere yönlendirecektim. Aynen. Okey, robotlara bir bakıyorum. Engage olmuşlar mı benim istediğim kristalle? Şeye vardılar. Senin yolladığın yere varmışlar. Şu anda o iki tane büyük dövüş robotu diyeceğim artık onlara. Dövüş botu diyeceğim artık onlara. Şey yapıyor. İçlerindeki o hidroflorik asidi sıkmaya başlamışlar. Şeyden üstten aşağıya doğru gitmelerini istiyorum. Alttan üste doğru değil mümkün. Hani nasıl diyeyim? Dairesel olarak yukarı çıktığı için kristalin üzerinde gidemiyorlar. Ha, okey. Tamam. Alttan yukarı doğru gitmek zorundalar. Ve şu anda şey yapmaya başladılar. Ateşlemeye başladılar. Ateşledikleri yerlerde böyle kristal çatırdıyor. Bazı yer yer eridiğini görüyorsunuz. Görüyorsun kameradan ve şeye düşüyor. Düşmüyor bir yere. Etrafa dağılıyor ve etrafta tekrar katılaşıp bayağı şey taş haline geliyor. Ha, kristalden taşa mı dönüşüyor? Evet. Ha. Okay. Sendeyiz. Aksiyon sende. Güç tamam, ürettin en son, boost aldın hatta. Aynen. Güç ürettiğim güç bir kalsın. Savaşın sonucu. Küçük temizlik botlarına bu sıvıyı ve kristali temizlemeye yollamayı deneyeceğim. Okey. Bunun için hatta bir şey diyeceğim. Yapıyorsun ve hiç zorlukla karşılaşmıyorsun. Çünkü zaten istediği şey. Aynen. Ama oraya gitmiyorlardı normalde. O tünele evet. Çıkmıyorlardı. Yani çıkmıyor. Şey yapıyorlardı. Yani çıkanı öldürmüştük. Evet. Evet. Yani tamam, gidiyorlar. Bu tamam. James. Sen kol bitti. İlk yardım arıyorsun. Evet. Ya şöyle bana bir o zaman hadi şey at. Gözlem zarı at. Farkındalık mı gözlem mi? Arıyorsun ya gözlem. Okey. Dandik. Tamam. Şöyle. İyi zarlar. Sen bir bakınıyorsun etrafa. Etrafta yok. Ama dedim ya odanın yarısı falan böyle bir hani depolama alanı olarak kullanılıyor. Belki de o şeylerin arkasında. O şu an tamamen depolanmış haldeki makinelerin arkasında. Anladım. Eğer bir bakıyorum bir hani şöyle acaba itilebilecek bir şeyler mi? Bir yaklaşıp. Yani şöyle senin kol yok. Evet. Ağır makineler. Çoğu metalik makineler bunlar. Belki daha çevik bir arkadaş bu konuda sana yardımcı olabilir. Jane. Şimdi tabii sen benden daha atletik, daha bir şeylerin arasından daha hızlı geçebilecek kapasitede birisin ve ben bu kolum yokken tam şu aradaki gördüğün sağlık kitine ulaşmakta biraz zorlanıyorum. Bayağı... O arada sağlık kiti mi var ya? Burada sadece robotlar çalışmıyor mu? Kolum yani... uzunken uzun cümle, kolum kırıkken uzun cümlelerle konuşmayı seviyorum aspektini. Jane'cim, bana bir farkındalık zarı atabilirsin acaba o gösterdiği yerde gerçekten bir şey var mı diye. Hemen atayım. Çünkü ileride de lazım olabilir. Bir bakayım. Bayağı ben sana harika bir farkındalık zarı harika attım. Harika mı? Harika. Evet. Bir şey diyeceğim. Gerçekten de o şeylerin arasından hani makineler sonuçta üst üste de tam oturmuyor depolama hallerinde olmasına rağmen. Arasından biraz ışık tutunca galiba kırmızı bir şey var orada. Hani ama yani bayağı şey yapman lazım. Üzer aralarından sıkışarak geçip tutup alman lazım. Eğer şey yapmak istiyorsan, denemek istiyorsan var ya, galiba. Ben bu pilleri burada çantaya atarken sen de onu kapabilirsen çok iyi olur. Çünkü... Kasayı taşıyorum. Ya bak... Peki. Sağ elimle silahı düzgün tutamazsam buradan sizi belki de canlı çıkaramayabilirim. Tamam. O zaman bir deneyeyim. Çevik bir şekilde oraya ulaşmayayım. Bütün eğitimlerim bugün içindi. Seni iyileştirmek içindi. Umuyorum. Bir şey diyeceğim. Çeviklik zarı mı var? Harika bir çeviklik zarı var.
Sana inanıyorum. Ha, sana harika bir çeviklik zarım var. Tam harika mı? Tam harika. Tam harikaysa şöyle, sen şey yapıyorsun, makinelerin arasından bir boşluk kestirip atıyorsun kendini içeri. Ve gerçekten sonuna kadar varıyorsun. Ve şey de orada, duvarda bir acil durum kiti var gerçekten. Şöyle bir sorun var. Bu makineler buraya çok sıkış tıkış şey yapıldığı için onu biraz kendine doğru, şeye doğru, hani duvardan uzağa doğru çekmen lazım. Ama orada ağır bir şey var. Kutu var. Metal bir kutu var. Varıyorsun oraya ama görüyorsun da şu anda direkt çeksen alamazsın. O metal kutuyu hareket ettireceksin veya şeyi, bu ilk yardım şeyini parçalayıp çıkaracaksın gibi bir şeye ihtiyacın var. O metal kutuyu yani üzerinde mi duruyor? Hayır, yoksa hayır, bir yere önünde, asılı önünde, falan mı? Önünde. Hani onu dışarı doğru çıkarman lazım. Dışarı doğru çıkarmanın önünde metal bir kutu var. Pek şey yani kafamda çok canlandıramadı. O acil durum kiti dediğim şey ne kadar büyük bir şey? Ya şey gibi. Küçük bir şey. Döküman çantası çanta gibi. Çanta. Çantayı doğru anlıyor. Duvara asılı. Hı-hı. Duvarda çıkaramıyor. Etrafında koruma şeyi var bunun. Normalde direkt tutup dışarı doğru çekmen lazım. Ama sen yukarıdan aralarından falan geçtin ve şöyle hani duvarın kenarına kadar geldin. Gördüğün kadarıyla dışarı doğru çıkmasını engelleyen bir kutu var önünde. Şimdi sen onu düşün. Kral, sana gelirken şöyle bir şey fark ediyorsun sen. Bu sistemde dolaşırken. Yeni bir komut giriliyor sisteme. Ve yeni komut şeye karşı savunma tedbirlerini aktifleştiriyormuş. Yönetim merkezine karşı savunma sistemlerini aktifleştiriyormuş. Bu direktifi biz bir kapatsak. Evet, işte savunma zarı atacaksın. Tabii ki. Ha, sadece savunma zarı, turun değil yani. Aynen, turun değil. Savunma zarı atacaksın. Ben sana bir şahane bir şey yaptım. Şahane kaç oluyor? 6. Benim ama. Ben 4'le eşitlersem savunan olarak ben öndeyim. Evet. Stack Overflow'u sayesinde bu komutu düzgün yapamayacak diyorum. Hı-hı. Ve 6'ya eşitliyorum onu. 4 tamam. Attım. Sen ona karşı çalıştın. Az önce zaten dediğin gibi bir prosesi aşırı yüklemiştin. O prosesin şeyini kullanarak, Stack Overflow hatasını kullanarak bu prosesi şey yaptın, kelme taktın. Ve gerçekten o şey çalışmadı, o komut çalışmadı. Tamam. Sendeyiz. Okey. Ben bu tur, o zaman savaşın durumuna bakıyorum. Hı hı. Bir şey, gücü ne denir? Gücü üst katta, yolumuzun üstünde olmayan sanırım tıp merkezi. Çünkü tıp, hı hı, merkezinin üst katta olduğunu öğrendik. Ama bizim yolumuzda değildi ki, dönmediğimiz tarafta olduğunu varsayıyorum onu. Hı hı. Orada gücü aktive edeceğim ki bu kristali spesifik olarak oraya çekme amacıyla. Yani savaş kaybolursa burada büyüme. Yani yukarıya doğru büyümesin de aşağıya doğru büyüsün. Gemimden, hurdamdan uzak olsun. Tamam, ben de şu anda tam olarak tıp merkezi neredeydi ona bakıyorum. Ya da başka bir baktım. Yer. Baktım okey. Yo, güzel bir yer tıp merkezi. Notlarım doğruysa tıp merkezi doğru yer çünkü. Evet. Yolla. Kaç? Atakan, ben bu yayın bir +4 attım ya. Hı hı. Bir de -4 mi gerekiyor? Bir tane de lazımmış. Tamam. Ben sana bir şey diyeceğim. Great Consequence diye bir, yani çok büyük bir bedel ödeyerek bunu yapmak ister misin? Gücü kaybettiğimi varsayıyorum. Tamam. Yanlış şeye geri çekildiğini. Tamam, başarısız oldun o zaman sadece. Evet, yani hiç değmez. Botlarla ilgili bir planım var. Şey oldu. Ve... Sen küçük bir bunu sadece fluff text olarak söylüyorum. Hı. Yanında küçük bir script kodlamaya başlıyor. Tamam. Bu ileride ödeyecek. Tamam. Ya şey oldu o zaman. Sen gücü aktarmaya çalışırken ana sistem devreye şey yaptı. Bunu fark etti ve kendi tekrar çanağa yönlendirdi gücü. Evet. James. Jane'e dönelim. Hı. Jane daha önemli sanki şu an. Evet. Evet. Senin o girdiğin delikten şu an sıkışmış bir şekilde kutuyu çekemiyorum. Şey yapman lazım, dışarı doğru ittirmen lazım. Yani o içinde bulunduğu muhafaza yatay olarak çekmeni engelliyor. Jane, acaba ya.
Senin küçük robot oralara girer alabilir mi ya, görebiliyorsan sen? Benim küçük robot ona girse nasıl taşıyacak? İguana'dan bahsediyoruz. Bilmiyorum ya. Kom'dan robot bir ses geliyor. İşte robot değil mi, işe yaramıyor. Yani beynimde yankılandı şu an. Teşekkürler. Ya bak, o etrafındaki kılıf var ya. Ben sonuçta çalıntı malla hurdaya sığınmışım. Zeki, çevik ve ahlaksızım. Özellikle pis bir insanım. Hırsızlık yapmayı falan seviyorum. O metal kılıfı bir şekilde kanırtmak. Yani o koruyucu... Sight of Hand'lemek. Bir şey diyeceğim. Aynen. Yani aynen, tam olarak bunu yapmak. Değil de bayağı muhafazayı etrafından kesecek bir aletin varsa... şey değil. Metal bir şey değil. Ben aklımda bayağı plastik vardı. Ha, okey. Ya ben şimdi şey... heyecan meyecan arıyorum ama yanımda her zaman kaçış kiti bulunur, stantım da var. Hı. Onu kullanarak yanımda o tarz bir şey kesecek bir aletim vardır diyebilir miyim? Bir fate puanın var mı bunun için? Ama stantı değil mi? Kaçış Atakan kiti mi stantı. Ama? Kaçış kiti mi? Bana hiç kaçış... Kaçış kitinde, kaçış kitinde kesme... Kesinlikle... Metal, tamam ya. Stret plastiği klip. Tamam. Metal kesecek alet tamam, olur mu? Tamam, sci-fi değil mi? Tamam tamam şey, hırsızlık at. Yok artık, kuralını kullanıyorum Atakan tamam, sana tamam. Karşı. Bana iyi bir hırsızlık atman yeterli. Hadi bakalım. Sana iyi bir hırsızlık attım, biliyor musun? Düz iyi mi? Düz iyi maalesef. Tamam. Ya şöyle çekiyorsun. Kesiyorsun etrafını, daha sonra çekiyorsun. Çekerken şeyi fark ediyorsun. Yayıyı çekiyorsun, alıyorsun dışarı. Sen kendin de çıkıyorsun. Ve gerçekten içeride temel bir ilk yardım kiti var. Şöyle bir sorun varmış sadece. Şeyler için olan, açık yaralar için olan o sıvıları artık kurumuş, gitmiş, kırılmış. Ama sargı açık bezleri falan duruyor. Ve hani daha şu anki durumda kullanabileceğiniz şeyler duruyor. Morfinimsi bir şey yok mu? Ağrı kesici var. Tamam, bana ama kaskını çıkarman yani lazım ağrı kesici için. Ya bunları şöyle iğne gibi enjekte edilecek şekilde koyun yeter i̇şte artık ya. Sıvı olan şeyler kurumuş. Ay. Ah Zeynep, bir yüksek atsaydın. Consequence'ı verme, sokuşturmasaydı Atakan oraya. Oldu ama demeseydim, değil mi? Evet. Sevgili Kral, Kral Usta, beni duyabiliyor musun? Evet. Şimdi velev ki kaskımı çıkardım. Hayır. Ne olur? Olmazsın. Ne olur? Olmazsın. Bir şey soracağım. Peki herhangi vücuduna küçük bir boşluk açsak, yani vücuda dediğim suitten bir eldiveni falan çıkarsak. Arkadaşlar saçmalamayın. Arkadaşlar saçmalamayın. İgo Blecenk içeri girip biyolojik kontaminasyondaki bir istasyondayız. Saçmalamayın. Ya bak, omzunu kırdı. Omzunu duramıyor. James, bu kırıldı sırada, duramıyor. 10 dakika uyarısı geliyor. Ha? Ne? Bu sırada 10 dakika uyarısı geliyor. 10 dakika, ben de şey diyorum, 10 dakika sonra bu gemide olacağız, hurdada olacağız. Hurdada ben ona gerekirse yeni kol yaparım. Saçmalamayın. Ama hangi kolumla ateş edeceğim? İkisini ben de ateş ederim. Ben ateş ederim. Bir şey buldunuz mu? Değerli aldık bir şey. Aldık 12 tane pil bulduk ama aktif değiller. Ben koydum bunu çantaya. Atakan. Götümden uydurma Fate'in naratif gücünü kullanıyorum. Puanlı. Fate'in naratif gücünü kullanıyorum. Aynen. Onların piller aktif değilse şey var. Onları takarken aktifleştirmek için yaptığı bir işlem var. Çünkü banttan aktif geldiler. İyi ki bana bunu söyledin de meta yapmadım. Onu aktifleştirecek parçayı da ya da sıvıyı da neyse, bunlara bakmadım nasıl çalıştıklarına. Onu da almayı unutmayın. Bir kol mol varsa onu koyamamın yanında bir yerdedir. Tamam usta, arayalım. James, sen de kaba kuvvetin ayak vücut bulmuş halisin. Uygun mu Atakan? Evet, mantıklı. Ama yani kötü haberim var ama mantıklı. Bildiğin kocan robot kolu çıkacak. Jane ve James. Sen bir dakika, Jane az önce işini yaptı. James şu anda tur sende aslında. James, bunu yapmak istersen bana... Akademi, mühendislik veya gözlem atabilirsin. Bakayım hangisi var. Sen kendi kolunu sar ya. Ayak. O da ya. Ha, evet, şey kolunu orada, şeye sar. Hani kolunu sargılamak istersen dışarıdan yapabilirsin. Ama ağrı kesiciyi almak için şey yapman lazım. Ya, bir işe yarayacağını zannetmediğim için buna girişmiyorum ama bir işe yarar mı? Sabitlemek iyidir her zaman. Yani consequence şeyini düşürürüm. Okey, o zaman onu kullanayım ben. Tamam.
Yani şu anda şey yerine dörtlük bir bedel yerine ikilik bir bedelim var. O da sargılı kol ve acı diye böyle bir genel daha küçük bir şeyin var, konsekansın var. Okey. Bu kadar hareket bir işe yaradı. Şöyle Kral, sana geri dönüyoruz. Senin bu robotların üzerindeki etkiyi kırmaya çalışıyor bilgisayar. Yok canım, yapamaz öyle şey. Bir şey diyeceğim. Olmaz öyle saçmış. Bir şey diyeceğim. Sadece muhteşem bir deneme yapıyor. Muhteşem kaç oluyor? 5. Çok beş. Oluyor. 5. Az siktir. Benim zarım 2. Ben diyorum ki abi, şimdi robotların kontrolünü alırsa gerçekten hani planım bu çünkü. Ben bu robotları ölümlerine yollayamam. Hı hı. Ben robot ırkçısıyım. Evet. Sen diyorsun ki bu robotları öldürteceğim ben. Ha bu arada biraz önce kodladığım script self-destruct script'i kodluyorum şeylere. Tamam. Gerçekten planım buydu. Hani tamam. Şaka yok. Tamam. Ben bir fate puanımı harcıyorum ve kontrolü vermemek için uğraşacağım. Tamam. Tekrar reroll'a kullanıyorum. Hı. Eksik yaptım zaten çünkü. Hadi bir artı bir. Koçum benim artı iki geldi be. Tamam. Altı be. Temiz. Helal be. Tertemiz. Şey. Tamam. Sen bu aktif olarak savaşıyorsun şeyle. Makineyle. Evet. Şey, turumda şey kodlamak istiyorum. Bir buton ya da bir script, ses komutu çıkarken basacağım. Yani şey, planımı söyleyeyim sana. Ben bunu şimdiden kodlayacağım. Sonra burada aktif bir şeyler yapmaya daha devam edeceğim. Çıkarken zar atmadan enter'a basmak istiyorum. Yani zarını peşine atmak istiyorum. Başarılı olup olmadığını bilmek istiyorum. Şey yapacağız. Biz tünele giderken o robotların biz gitmeden daha kendini kristalleri de, hani biraz önce bizle savaşırken patlattı ya bir tanesi kendini. Aynısını kristallere yapmaları için kodlayacağım. Tamam. Şöyle zaten built-in bir fonksiyonları bu. Şöyle söyleyeyim. Bunu şu anda buradan çalıştırman, hani bir kod değil, şu an ben bir tanesi patlatmaya çalışıyorum demen bayağı iyi. Tamam mı? İkisini sen, birden patlatacak hazır sen, yani ve... Bak dur şey yapacağım. Bu fonksiyonun üzerine her şey için her... bunun şunu da yapmasını istiyorum, şunu da yapmasını istiyorum gibi bir şey eklediğinde, koşul eklediğinde 2 arttıracağım. Ama bunu tek turda yapmana gerek yok. Hani şey gibi, toplam atıyorum 10'luk bir zorluk, 2 turda ben bunu buna çalışıyorum aynen gibi bir şey yapacağım. Tam olarak bunun için. Bunu bitireceğim, sonra başka şeyler yapacağım. Ben bu bir enter'a kadar hazır olsun, sonra başka şeylerle tamam uğraşayım. O zaman yapacağım şey bu. Bir değil, 2 tane var. İkisini patlatmak istiyorum. Yani 5. Etti. Ve hani şu anda değil, enter'a bastığımda çalışmasını istiyorum. Buna bir bu diyeceğim gerek... sadece. 6 o zaman. Evet. Başka bir şey istemiyorum. Şey olsaydı evet, uzaktan tabii, yapmak tabii istiyorum. Tabii ki kristalleri hedefleyerek yapmalarını istiyorum evet, ama that's a given. Tamam. Yani şey yapmak istiyorsan, hani uzaktan da yapsın gibi diyorsan istersen yok, 8'e yok çıkarabiliriz. Terminalden çıkarken ben buna basayım. Hani zaten terminalden yukarı koşmamız 1 dakika falan değil mi? Evet. Hemen hemen. Yani 40 saniye. Hızlı koşarsanız 40. Evet bir dakika. Ve şey var. Zaten temizlik botları aktif temizlikte orada. Onu da yaptım. Patlattığım şeyi temizlemeye başlayacaklar hemen. Bence gayet iyi durumdayız. Ben 6'yı deniyorum. Ve 4'ünü tamamladım. Tamam. İkisi kaldı. Cepte dursun. James. Sen de. Önce Jane'e bakalım. Jane. Evet Jane daha iyi. Ya o zaman bir etrafa bakınıp acaba bu Krell Usta'nın ne demek istedi, ne tarz bir şey bu diye bir araştırmak istiyorum. Bana akademik, mühendislik veya gözlem deneyebilirsin. Akademik bir zar atıyorum sana. Tamam. Ama sana bayağı iyi bir zarım var. Şöyle, yani çok bariz bir şekilde bu aldığınız yer kol ve o bant arasında bir yerde olması lazım. Yani şey görüyorsun, bu kolun üstündeki şeyler hani standart dışı, tam olarak hangisi olduğunu anlamıyorsun ve şu anda kesinlikle güçlü olmadığı için çalışmıyor. Tutturamadıysan fate harca. Bir şey diyeceğim. Aynen yani. Yani şöyle, çok iyi tutturmadı, tutturdu aslında ama hani şöyle bir sorun var, şu an çalışmadığı için çok büyük bir, yani daha yüksek bir zorlukta yapması gerekiyordu. Fate yetmeyecek yani. Direkt kolu söksek. Bir şey diyeceğim, ben de buna zaten hint etmeye çalışıyordum. Arkadaşlar ne bulursanız alın gelin. Yer çekimi yok zaten. Taşıyın her şeyi. Ama aynen. Bir şey diyeceğim. Kol senin
vücudunun 1,5 katı kadar. Hani boyunun değil de vücudunun 1,5 katı kadar. Ama yerçekimi yok. Yerçekimi yok ama hantal bir sonuçta ağır bir nesneyi uzayda hareket ettirmek güç isteyen bir şey. Yani hani bir hantallık verecek sana. Ya bence sağlam koluyla bizim James taşır bunu. Ben de iki silahla arka ön kollarım. Tabii ya bunu ben sırtıma aldım mı kolumla bir alakası yok. Peki ileri pil kasayı, pil kasasını kim taşıyacak? O ben kendi duffel bag'ime yerleştirdim onu ben. Aynen onu ben de taşıdım ya. Piller dediğin o kadar büyük şey değil. Onu yapmadınız daha sanırım. Yaptınız mı? Aldınız mı pil kasasını? Pilleri çantaya. Elinizde. Aynen. Çantaya mı atacaksınız? Kasayı almayacaksınız. Kasayı lazım. Bir o 12 pil şeyi bir çantayı tamamen doldurur. Aktif değiller doğru aslında. Değiller. Aktif değiller. Evet. Aynen yani çantası. Kendi çantama attım. Evet Mert, microgravity altındasınız arkadaşlar. Bunu belirtmem gerekiyordu. Özür dilerim. Ya. Ben şişmanım daha fazla çekiyorum. Tamam. Bir çantayı o zaman pillerle doldurdunuz. Kim peki şey taşıyor, evet. Kolu taşıyor? James sen taşıyabilecek misin hem çanta hem evet, o çantayı? Ben sırtlanayım. Sen kolu taşıyacaksın. Okey tamam ben kolu taşıyayım. Tamam. Hem kolu hem çantayı taşısam çok mu ağır olur ya? Ya ağır değil hantal olursun. Yani daha da şöyle söyleyeyim. Sonuçta çekebileceğin şeyin sınırı yok aslında teknik olarak. Tek limitin senin manyetik botlarının tutuş kapasitesi ve senin hareket etmek istediğin hız. Jane bence sana hiç yük yüklemeyelim. Bence bütün yükü ben alayım. Zaten bir kolum yarı yarıya çok sıkıntılıyken senin maksimum çevikliğinde olman ve sıkıntısız dolaşabilmen daha önemli. Tamam. Ben yüklenebildiğimi yükleneyim. Tamam siz yükleniyorsunuz o zaman bunları. Bu şekilde. Tamam yorulursan söylersin. Kral. Bilgisayar tabii ki şeyden rahatsız. Senin burada yaptığın şeylerden rahatsız. Ve inanmazsın. Şey yapmaya çalışıyor. Senin terminalini kapatmaya çalışıyor. Ve bunun için şahane bir zar atıyor. Senin iletişimini şey aksesini kesmeye çalışıyor. Şahane ha? Şahane bir zar attı. Tamam ben de şahane attım. Bir şey diyeceğim. Aktif ol yani sen bir yandan şey yapıyorsun, bir yandan scriptini yazıyorsun, bir yandan bilgisayarın sana yolladığı prosesleri o şey ırkçıyım ben. Bu bak oğlum 2016'da ırkçılar uğraştı, kıçlarını yırttılar, koskoca özgür dünyanın başına ırkçı başkan seçtiler. Ben burada bir robot ırkçısı olarak iki bilgisayarı kod yazamayacaksam ne yapıyorum yani? Onun dışında bunlar gerçekleşirken istasyonda biraz daha ağır bir hareket hissediyorsunuz. Kral sendeyiz. Çıkar. Script'imi bitireceğim. Tamam. Yani ezarda -3 atmadığım sürece bitiriyorum. Hadi bakalım. Bunu dememeliydim. Ve 3 yani -4 olsa daha. Olması. Okey 4 attım. Ah tamam. Sen buradaki boost'umu tutabilir miyim? Script'imin iyi script boost'u alabilir şey, miyim? Şey o zaman debugladım diye bir boost koyabilirsin. Tamam. Işte. Debugladım boost'unu aldım. Debug'lı kod. Aynen. O zaman James ve Jane'deyiz. Siz yüklendiniz. Ne yapıyorsunuz? Geriye koşuş. Aynen. Buluşma noktamıza. Şeye mi koşacaksınız? Bilgi işleme mi koşacaksınız? Aslında bir şey radyolayalım. Usta bizim işimiz halloldu. Bilgi işleme mi gelelim, gemiye mi gidelim? Tünelin şey... Bilgi işleme şeyin arasında diye anladım ben şey tünel. Üste çıkan tünel Atakan. Üste çıkan sıkıntı. Şeyde, üretimde, üretimin tam önünde üste çıkan şey. Yani tamam. Tünelin kapısında buluşalım. Sen geleceksin, tamam. Bekleyin diyorsun temelde. Üste, tüneli üste doğru şey yapmaya başlayın. Yavaş yavaş gidin, tüneli üste doğru sekürleyin, ben arkanızdan geliyorum. Tamam. Tamam. Tünelden yukarı doğru çıkarken o zaman James ve Jane, James sen hareket sensörünü aktifleştiriyorsun. İkincisini oraya koydun ya. Ötüyor değil mi ya? Korkuyor. Ay hareket eden bir şey var. Benim. Aa bizmişiz. Tamam. Alo falan. Yok yanlış. Çalışıyormuş pezevenk. Onu bari alayım ya yerden sökeyim. Bir şey diyeceğim. Kral. Şeyler. Şu anda görüyorsun ki bilgisayar hidroflorik asit stoklarını İçeriye basmaya hazır. Tamam yapmasın. ve bunun için şöyle ki muhteşem bir şeyi var, komutu var. Ve elimde yapmasın. Daha fazla fate puanlarım da var diye bakıyor sana doğru. Tamam yapmasın. Şimdi benim zarım 4. Hı hı.
Diyorum ki Atakan. Efendim. Ben de şimdi çıkmaya hazırlanıyorum ya. Hı hı. Öncelikle bir izin vereceksen. Benim debug'lı mükemmel kodumu aktifleştiriyorum. Tamam. Hem hani komutu çalıştırıyorum. Hani o an aksiyon olmadığına karar vermiştik. Bunun için uğraşmıştım. Hem o robotlara kendi patlatma emrini veriyorum. Hem de bu debug'lı sağlam bir kod ya. Hı hı. Dikkatini çekecektir. Ana makine bu kod, bu bir dışarıdan gelen bir kod injection. Ne yapıyor bu diye bununla ilgilenirken bana savunmamda kolaylık sağlayacaktır. Çok zorluyorum, aldım mı RT2'yi? Yok. Yani şey olsaydı, senin bunu çalıştırmanı engelleyecek bir şey olsaydı kullanabilirdin de şu anda hani bu opsiyonu durdurmak için, bu şeyi durdurmak için yeterli değil. Tamam, o zaman onu kullanmadım. O zaman ben abi son fate point'ımı kullanacağım. O yüzden kullanma bana karşı diye rica ediyorum bilgisayara. Bunu terminale don't use fate yazıyorum. Ve son fate puanımı harcayarak ben çoktan ölmüş olması gereken bir mühendisim. Daha ölmedim, burada da ölmeyeceğim. O hidroklorik açılmayacak deyip 6'ya çıkarıp 5'ini geçiyorum onun. Şimdi Metin'cim, ben kullanacağım, bunun için hazırladım. Ben bu planı 50 yıldır yapıyorum bilgisayar olarak. 50 yıldır hazırlanmış pek çok şeyim var. Countermeasure'ım var, hazırlığım var. Her türlü şeye karşı, tempering'e karşı bu spesifik olarak bu konuda çok hazırlıklıyım. Şimdi sen geride kalıyorsun sanırım. Eğer daha fazla fate harcamayacaksan, harcamıyorsun. Yok. Tamam. Şöyle bir sana önerim var. Ataka. Ha. Dur. Self compare. Ha. Fake puanı almak istiyorum, direkt kullanabileceğim. Tamam, ne yapacaksın compare? Abi kritik anlarda pis işler hep beni bulur. Hı. Benim başıma bir bela aç, ben bir fake puan alayım. Ha, ben şey diyecektim. Bedel ödemeli yapacaktım. Hemen hemen aynı şey geliyor. Okey, tamam. Tamam, şöyle. Benim başıma bir şey gelsin ama. Şöyle, sen tam olarak çözemiyorsun bunun şeylerini. Bunun kodun çalışma kısmını. Ve şu anda hani bu turunda aktif olarak, yani burada durduğun sürece bu şeyin gazın ortama salınmasını engelleyeceksin. Atakan, bunu bedel olarak değil dediğim gibi alma şansın var mı? Bir şey değişiyor mu senin için? Şöyle bir fake puan, sıradaki tura fake puanıyla girmen mümkün mü? Hem bedel hem de başıma pis iş açsan. İstemezsin sen. Böyle tamam, boşver, yalnız bir şey söyle. Böyle daha iyi ya. Sen tamam, şey tamam, oldun yok, yani. Ben... Hani... Keşke harcamasaydım o zaman ya diyelim, neyse. Şimdi şey, oradasın. Bunu durdurmaya çalışıyorsun. İstediğin an şeyleri patlatıp çıkıp koşturabilirsin. Ama biliyorsun ki hani bu gazın ortama salınması... Çıktığım anda... Aynen, ortama salınmasının da arasında tek sen duruyorsun şu anda. Tamam. Hemen James ve Jane'e ve size atlıyoruz işte. Kendi aranızda konuşabilirsiniz. Tur mantığının dışındayız sanırım artık. Yani gerek yok şu an. Senin hareketin tamam. Belli. Bilgisayarın hareketi belli. Tünel temiz mi? Tünel şu ana kadar bizim kendi yerleştirdiğimiz hareket sensörü hariç temiz. Temel diyorum, ne temeli? Tünel temiz gözüküyor. Şey soracağım. Atakan, hidroflorikasit üstten boşaltacak değil mi? Üst alt fark etmiyor şu an çok. Gazı nereden verecek? Şöyle, gördüğün kadarıyla istasyonun pek çok yerine şeyler konmuş. Ama hani belli bir üst veya alt veya havalandırma sistemin gibi bir durum yok. Okay. Nozullar yerleştirilmiş. Sen ne zaman geliyorsun? Atakan, ben bir bir küçük bir kod yazmaya başlıyorum. Bu ayrı. Hı hı. Bir not yazıyorum. Tamam mı? Tamam, sen bir arkamda not kalsın. Tamam. Bir planım var. Hı hı. Bir şey yazıyorum. Gerekirse oyun sonunda reveal'layacağım. İstersen birazdan müsait olduğumda Telegram'a yazarım sana. Okey. Tamam. Bir şey diyeceğim. Yaz, ben oyun sonunda ben okuyayım bir de onu. Tamam. Veya işte biri okuyacaksa o okusun. Ne durumda okunacağını sen söylersin. Ya ama bir dakika ya. Benim onun tam karşı aspektim var. Olmuyor ki şimdi böyle. James söyle. Dur. Şu anda bir şey diyeceğim. Siz bir şey bilmiyorsunuz. Kral sessiz. Ben daha bir şey demedim. Ben daha bir şey demedim. Hemen o edebiyata girmeyin. Hayır, o edebiyatı yapmıyorum. Yani... Usta, ne zaman geliyorsun? Dur bir saniye, bir hemen yazayım. Bir iki dakika mola. Bu tünelleri de iyi yapmışlar ha. Sağlam demiş. Ya vallahi, ama işte doğanın karşısında durulmuyor demek ki.
Garip. Bence o kristalleri alacaktık. Onlar askeri sanayide çok büyük iş yapar. Ya diyorum işte bütün düşmanların evine bir tane yerleştirsem dünyaları yok et. İşte. Ya bizim ustada bir şey biliyorsa bildiği vardır. Ya öyle düşünmemek lazım. Bunlar çok geri kafalı. Adama dur komu kapatayım. Bunlar çok geri kafalı. Yani hani onu almayalım, bunu almayalım. Böyle muhafazakarlık olur mu? Ya aslında ben zaten yolda bir tane temizlik robotu görsek kaçırmaya çalışacaktım da şimdi senin kol falan taşıyamayız diye uğraşmıyorum. Doğru. Ya mantıklıymış bak, o benim aklıma gelmedi de. Tabii yani. Kaç yaşında adamsın yani. Ya da o yüzden herhalde kaç yaşında adam olduğu için yani böyle ırkçılık. O ya robota tabii. Saplayayım, bu robota ya. Saplayayım. Hırsızlık böyle bir şey değil ki ya. En azından filmlerde görüyorum ben de. Yani hırsız değilim ama her şeyi çalarsın. Her şeyi satarsın. Ya tabii ki ya. Elindeki her şeyin en iyisini yapmaya çalışacaksın. Öyle prensipler... Yani... Ya iyi bir hırsız mısın? Ne kadar prensipli olunca? Yani zaten bir kere yanlış yolu yani hepimiz burada. Şimdi yanlış yol demeyelim. Farklı bir yol diyelim. Herkesin kendi yolu. Yani biz herkesin... farklı bir meslek seçmişiz. Siz tutku meselesi. Boş boş, yani, evet. Boş boş konuşurken James çok acısından dolayı şey yapamıyor ama. Ya şey hani Atakan yayın olduğu için böyle yaparım. Bunu pause gibi hayal etsek olur değil mi? Hani oyunu nasıl şey yapmasam. Hani bir iki dakika mola yani. Hani ben şey out of game olarak hani in game bu kadar zaman harcamam. Anladım. Düşünüyorum sadece. Anladım. Şey dramatik. Aynen. Ya siz yukarıda şey şu anda haber bekliyorsunuz ya biraz. Hani bir nedense cevap vermedi. Verecek birazdan. Böyle bir 5 saniye sonra verecek de. Neyse James acı içerisinde çok tabii dikkat edemiyor. Jane sen şeyi fark ediyorsun. Bu istasyon bir kere daha böyle bir sallandı. Ben bir komu açıyorum ama sadece ustaya açıyorum. Usta bak istasyon bir daha sallanıyor. Neredesin? Gidelim artık. Şeyde güç yok. Hemen... Bir bu aptal robotlarla ilgili bir saçma sapan bir şey var. Bizim yolumuzda saldırma komutu verdi ana bilgisayar. Onu çözüyorum. Hidrofluorik asit söyleme. Hı hı. Onu çözüyorum. Geleceğim. Patlatayım şu aptal robotları, geliyorum. Tamam. Bütün robotları, temizlik robotlarını falan da patlatıyorsun değil mi usta? Bizim yolumuzdakileri. Tamam. Hepsini yapmaya çalışırsam kızar AI. Tamam. Kızar AI. Teşekkür ederim. Ben... Şuraya AI yazalım. Ben o zaman James'e bir kom açıyorum. Dur ya, temizlik robotu çalmayalım. Usta her şeyi patlatacakmış. Ha iyi tamam. Valla iyi ki ilk laf arasında söyledi, yoksa bir tarafımızda patlayacaktı. Valla ya. Yani zor kurtar. Her gün bir heyecan işte. Ay. Bak yaşam dediğim böyle bir şey. Ben biliyorum, ben yaşlandım aslında. Bu işlere hiç girişmemem gerekiyor. Yemin ediyorum omzu kaybediyordum ya. Ya biraz işte heyecanlı vurdun omzunu ama sen sağlam adamsın. Bazı insanlar böyle burayı full böyle metal yapıyormuş, biliyor musun? Bütün kol. Hadi ya. Alayı. Tabii. Yok ya, çok mimlemeye başladım. Okey. Şu an ne yapacaksınız ona karar verin o zaman. Çünkü şu an bekliyorsun. Tamam şey, ben şey yapıyorum. Hı. Diyorum ki ben Atakan. Hı. Öncelikle bizimkine bir şey demeden evet. Bir şeyi tekrar deniyorum. Bu gıcık durumu çözmeyi deneyeceğim. Tamam. Hani benim burada kalmam gereken durum. Hani herhangi bir kötü aksiyon almadan önce, gereksiz dramatik aksiyonları almaya başlamadan önce şey diyeceğim, mantıklı olan şeyi yapıyorum. Bu üstümdeki consequence'ı kaldırmaya çalışıyorum. Tamam. Benim burada durmam gerekiyor. Evet. Ama şey az öncekinden daha zor olacak bunu kaldırman. Farkındayım. Tamam. Ve fate puanım da yok. Müzik uydu. Kaç yani? 7 falan. Evet, 7 gibi benim de aklımda. Yani 3 atmam gerekiyor. Yani senin bir konuda bir ustalığın var. Kaç attın? 2 mi attın? -3. Eksi mi 3 attın? -4. Evet, tamamdır. Şey diyorum. Neyse ki Cypher oynamıyoruz. Tatsız. Atakan. Mesaj var. Mesajda yaptığım şeyin ne olduğunu anlamışsındır herhalde. Tahmin şöyle ediyorum. Bakmadım şu an. Söylediğinde bakacağım. Tamam. Tamam. Birazcık da normalde yayın olmasa daha az esprili bir şey yazardım ama. Gençler. Şey var. Ben burada şimdi kapıya doğru gelmeye başlayacak kristaller. Buradaki robotları da patlatmaya devam ediyorum. Ben gravity botlarını kapatıp koşacağım. Siz şeye bakın.
kat 1'de önümüzde bir şey olması gerekiyor. Bir orayı kontrol edin. Bir üst kata daha çıkın. Tamam. Tamam usta. Yolu iyice temizleyin. Şeye çıkıyorlar değil mi şu anda? Yani kat 0'a çıkıyorlar aslında, 1'e değil. Evet ve ben patlatma emrini veriyorum. Tamam. Ve siz koşmaya başlıyorsunuz o zaman. Patlama sesi duyarsanız korkmayın. Tamam. Duyamayız zaten. Aynen. Şöyle, evet. Evet. Şeyi kontrol etmenizi istiyorum. Ben gemiye giden tünelde kristaller vardı. Oradaki robotları patlatıp, ya kristal, oraya robot sürüp kristali patlatmayı denedim. Doğruyu söylüyorum baya. Bakın açılmış mı? Açılmadıysa bir şeyler daha yapıp geleceğim. Açıldıysa geliyorum. Şimdi James tamam, Jane, siz şeydesiniz. Tam yerinizi bulmaya çalışayım. Üretimden çıktınız. Şu aradaki yere çıkacaksınız. Siz o zaman bu tur koşturarak şeye kadar geliyorsunuz. Bu ilk indiğiniz karşılama odası gibi bir yer vardı. Oraya kadar koşturuyorsunuz. Ancak James'cim sana bir an bir bela açmak isterim. Sen böyle ağır yüklüsün. Bir yandan kolun acıyor falan filan. Ve bu sırada şeyleri görüyorsunuz. Uzaktan patlamalar matlamalar görüyorsun. Sen bir anda yan tarafta bir tane çıkıntı olmuş. Şey yani dikit gibi bir kaya parçası çıkıntı olmuş. Onu şeyde koşmaya çalışırken çok iyi fark etmiyorsun. Tam da kolunun kolunu şey yaptığın taraf. Acısını hissettiğin ve işte korumaya çalıştığın, tam düzgün dikkat edemediğin taraf. Gelirken ona bir çarpıp şey yapıyorsun. Bütün dengen kaybolur mu acaba? Evet. Bu bir çeviklik. Okey, tamam. Durabilirim umarım. O zaman ben bir çeviklik zarı atıyorum. Bir çevik zarı attı. Zarım geldi. Çevikliğimi de ekleyince bu bayağı iyi oluyor. Tamam. Şöyle sen bu şeye doğru çarpıyorsun. Tam da o az önce kırdığın kolunun üstüne geliyor. Önünde bir anda kol falan var. Hafif bir ayakların yerden havalanıyor. Şeye doğru gitmeye başlıyorsun. Evet. Tamamen kaybetmiyorsun kontrolünü ama şu anda uçarak bu eğimli şeyin duvarına doğru gidiyorsun az önceki koşma hızında. Ya bunu fark ettiysen bir yakalamaya çalışabilir miyim? Evet, o da bir çeviklik. O beden mi olur, çeviklik mi olur? Beden veya çeviklik olabilir o. Ben çeviklikle denerim bunu. Tamam. Benden sana uf. Uf mu? Bayağı iyi bir zar geldim. Okey. Sen şey yapıyorsun, James bayağı duvara doğru çakılmak için giderken tutup yavaşlatıyorsun. Ama yavaşlatmana rağmen seni de çekiyor. İkiniz de daha daha az acıtacak bir şekilde duvara doğru çarpıp bir hafif yuvarlanıyorsunuz. Şeyleriniz, manyetik botlarınız çalışmıyor şu an. Hani yerden koptuğunuz için. James senin kolu tutuyorsun ama çantandaki şeylerden birkaç tanesi dışarı çıktı. Pillerden birkaç tanesi dışarı doğru dağıldı. Bu sırada da şeye tam vardınız. Bu karşılama odasına vardınız. Gördüğünüz kadarıyla sizin tünelin önünde bayağı geniş bir şey olmuş. Kaya büyümesi olmuş. Ve az önce patlamalarını gördüğünüz kadarıyla da bu rampanın üst tarafında yapısal hasar var. İstasyonda yapısal hasar var. Ve etrafta uçuşan taş ve metal parçaları ve o tünelde etrafı böyle bir yaklaşık 30 santimlik bir taş tabakasıyla kaplanmış, ortası boş. Sizin gideceğiniz yer orası. Tamam. James geçebilecek misin buradan? Bilmiyorum, geçerim herhalde. Umarım. Kral istersen. Ben bunların durumunu gözlüyorum. Yani olayı çözmeye çalışıyorum. Şeyi gördüm büyük ihtimalle. Structural hasarı ben radarlarımda gördüğümü varsayıyorum. Sen bu arada şeyi gördün. Hidroponik tarafında büyük hasar var şu an. Hidroponik tarafı bayağı uzaya açılıyor artık. Bayağı olmuş. Oradaki savaşı çok kötü kaybedip çatısını atmış kaya hidroponiksin. Bunların tarafındaki patlamalar ve kristalin kendi büyümesinin de etkisiyle olmuş, dışarı doğru kanırtmış o tüneli. Tamam. Ben direkt diyorum. Arkadaşlar,
önünüzdeki tünelde structural hasar görüyorum. Hemen karşıdan karşıya geçin. Orayı sağlama alın. Ben geçerken sorun olmasın. En kötü gemiye atlayın. Şeye, başka portal bağlanın, ben oraya geleyim. Burası sıçmış durumda. Şey, kristal bizim geminin enerjisine gelmiş. Aa, tamam. Aa, tamam. Hadi başka portta buluşalım. Bana actually ben şey deneyeceğim yani kaçmayı. Tamam, tamam. kendim feda ediyorum. Şöyle diğer portlar, diğer şeylerden, tünellerden biri tamamen gitmiş durumda. Hiç savunulmadık bile. Bunu onlar bilmek zorunda değil. Tamam, söylüyorum sana. Öbür tarafı da tamamen gitmiş değil. Hala yapısal olarak orada ama hakkında hiçbir bilgin yok. Önü kayalı falan. Tamam. O zaman James ve Jane'deyiz. O şeyden yukarı doğru gideceksiniz. Manyetik şeyleriniz olmadan. Bu sizin için bir beden veya şey zarı. Beden veya çeviklik zarı olacak. Şöyle bir bakayım, yani ne kadar zor görünüyor? Yani şöyle, bu yüzey düz olsa bayağı şey, hani kaydırak şeyi kadar, o kaydırak yani tüp kaydıraklar var ya, onun kadar hı-hı genişliği var. Ama şey olduğu için, hani kaya yapısı, işte kristal kaya yapısı olduğu için keskin şeyler var ara. Keskin köşeleri var ara ve hani sakin sakin gidiyor olsanız rahatsınız. Ama şu an biraz aceleyle sorun olabilir. Ya şey, çünkü Atakan bu kadar konuşmasında hiçbir zorluk kelimesi söylemedi. Evet. Tamam. Bayağı iyi. Ha, söylemek zorunda değilsin. Ben tamam, sadece bayağı iyi arkadaşlar. Ben şey diyeceğim ya. James, zaten senin kolun falan yaralı. Kolu ben buradan geçirmeye çalışayım. Tamam. Daha mantıklı. Tamam. Tamam. O zaman James, tamam, sen kolu beden aldın. Beden atıyorum ben. James, sen de beden atıyorsun. Hı. Tamam. Atın bakalım. Oh be. Oh be. Jane kaç attın? Ben efsane bir zarım var senin. Efsane bir zarın var. Sen var ya, sen şeydi. Hani normalde buradan toplam gemiye ulaşmanız için iki zar isteyecektim. Sen bir attın kendini havada, bayağı dans ederek falan, hiçbir daha şey yapmadan, rota düzeltmesi yapmadan uçup gidiyorsun. Boost varsa ben kullanabiliyor muyum şu an? Aynen öyle. Yardım edemez mi? Çekemez mi oradan şu an? Aynen, onu böyle ayağını bir şey diyeceğim. Ya boost'u şey yapmak için, tek hamlede gitmek için kullanırsın, ya da James'e yardım etmeye bırakıp sen normal ilerlersin. Şey, tek hamlede gitmek yani bir kere daha zar atmamı engellemek için. Aynen. Yok ya, ben arkada adam bırakmayayım. Tamam. Tamam James, evet şey, Jane bayağı dans ederek ilerledi ve şey diyor, şuradan gel, şuradan gel yapıyor sana. Tamam, ben E atmıştım. Eğer onun boostuyla zaten bayağı iyi oluyor. Şöyle bir de ben senin şu anda yaralı kol aspektini kendi kendime fate puanı harcayarak şey yapıyorum. Sen hı-hı kendini çekip tam şeye doğru basarken birden bir keskin acı hissediyorsun. Çünkü tam oradaki çıkıntılardan birine çarpmışsın. Ve şey, bu senin için şey, durduruyor senin yolunda. Bayağı bir önce acıyı kontrol etmen lazım. Ya bir saniye, şey yani, çıkıntılı bir yere yarısıyla denk geldi. Şu an avatar haline girip ateş kralını yenmesi lazım. Bir şey diyeceğim. James, bana irade zarıyla şey yapabilirsin. Harika bir irade zarıyla acıya karşı. Dayanmayı mı? Evet, dayanmayı deneyebilirsin. Şimdi şöyle bir şey var. Ben bunu vurgulamak istiyorum. Karakter yaratırken evet, çok büyük bir hata yaptım. Benim karakterimin yani bir özellikle bir aspekti kasksız olmasını gerektiriyor. Çünkü ben bir şey içemiyorum. Ve ben kaskıma lanet okumak istiyorum öncelikle. Yani bu kaskı bir Allah belasını versin. Ben su içme buradan viski verecek şekilde enjektörler koydurtacağım bir sonrakinde. Ama şimdilik irade zarımı atarak susuyorum. Bir saniye, site gitmiş. Ben atmayayım, son iki zarım eksili. Artı 4 attım zarda ya. Çok iyi hissettim. Bir daha atıyorum. Artı 4 çok iyi hissettirmiyor mu? Okey, düz geldi. Benim iradem de 1. Oldu. O zaman ben görmüş, geçirmiş ve çeşitli acıları tatmış bir askerim. Ben bir pilotum.
Yani neler neler. Diyerek fate puanı harcamak istiyorum. Tabii. Tamam. yani şey bayağı oldu. Bayağı iyi oldu. Tamam. Tamam yetti. Tamam. Şey şöyle sen bir an çarptın şey falan oldun. İlerlemek için kendini zorladın falan filan. bu sana şey olarak geldi. İki fiziksel bir de mental stres olarak geldi. Ama tamam. Bunlara rağmen ilerliyorsun. Bir öğrenci bir tam yazıyorum. Aynen. yaz. o zaman Kral sendeyiz. Bunlar yavaş yavaş ilerliyorlar tünelden. Tamam gemiye binmelerini bekliyorum. Okey. O zaman açık açık söyledim başka istasyon. Başka şeyden gideceğim gemiye biniriz. Kontrol etmek istedim. James ve Jane birer daha ne daha hazırınız var. Oy oy oy. Bu arada benim physical stress'teki bütün kutularım çarpı oldu. Yok bu hani şey arada fiziksel olarak dinlendiniz, mental olarak dinlenmediniz sadece. Tamam. Yani şey gibi düşün. Olay içerisinde fiziksel stresleri topluyorsun. Ama şu anda sizin burada bulunmanızın tamamını ben mental bir olay olarak alıyorum. Onun için resetlemenizin izin vermiyorum mental kısmına. Mantıklı. O zaman... Muhteşem. Yapan yapıyor yine? Bak komşunun kızı neler yapıyor James. Beden mi atıyorduk yine? Sen beden veya çeviklik evet. Yani ben yine eh attım. Jane'den yardım. Jane'den bu sitede -3, -2, -3, -2, -1, -1, -3. Alp evinde 4 tane D6 yok mu ya? Manuel at. Ya hayır ya yeter. James. belli ki Johnson'un sitesi bizim kötü zaratmamızı istiyor. Evet ya böyle bir şey olabilir mi arkadaş? Bilmiyorum. Şimdi Lady Prisma Bot'a sorun. Lady Prisma'ya sorun. Jane'in yardımıyla geçiyorsun ama bir fiziksel hasar daha alıyorsun. Stres daha alıyorsun. Oh. Şeyin önüne kadar gemide geliyorsunuz. Gemide soğuklanmak lazım. Hani kırarak açtığınız airlock'un önüne kadar geliyorsunuz. Bakıyorsunuz bu airlock'un geldiğiniz yerin ilerisine doğru artık belirgin şey var. Baya neredeyse o kristaller hareket ediyor. Baya damar damar olmuşlar. Baya şeyden çanağa giden şeyden güç çekiyor kristaller ve aşağıya doğru aktarıyorlar. Ve hareketini görüyorsunuz elektriğin neredeyse kristallerin üzerinde. Bir şeyin hava airlock'un içine bakıyorsunuz. Airlock'un içi bıraktığınız gibi. Biraz bir şey var. Hafif bir airlock'un o dış çeperinde hafif bir kristalleşme var da kesinlikle istasyonun geri kalanında gördüğünüzle alakası yok yani. Önümü şu an kapalı mı? Ben anlamadım. Kaçırdım. Önünüzde şey var. Sizin geminin kapalı kapısı var. Ha tamam. O orası sonradan değiştirilecek bir kısım. Şimdi bir kurtulalım da. Evet tamam. Kral vardılar bunlar ve giriyorsunuz içeri değil mi? Tamam. Şeydeki visual'ı görüyorsam hani bu anlatıyorlarsa bana bu şeyi kristalleri. Gemiyi kurtarın. Gemiye binin. Ben sizi doğru yere yönlendireceğim diyorum. Abi gemiye bindiklerinin confirmation'ı aldığım anda yaptığım işi bırakıyorum. Ve bir şeyler yapacağım şimdi. Tamam. İzninle bile tamam, tamam. Oynayalım. Şimdi gemiye siz biniyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bunu sizden almak istiyorum. Ben gemiye biniyorum. Hatta ilk işim şu lanet kaskı atıp en yakın alkol ve morfine sarılmak. Tamam. Belki lazım olacak. Tamam. Sizin gemiye girmeniz bir aksiyonunuz olacak zaten. Şimdi Kralcığım tamam. Bunlar gemiye girdiler. Arkalarından kapılarını kapattıklarını da bildirdiler sana. Gemi sağlam benden haber demiş. Senden haber bekliyorlar. Tamam. Gemiyi söksünler ya. Çıkarsınlar. Undocklasınlar. Undocklayın. Şöyle undockluyorlar. Tamam. Yani James yaralı haline rağmen bu basit manevrayı yapıyor. Atakan. Şimdi benim planım şu. Evet. Temelde. Evet. Ben size arkadaşlar eğer şey yapmıyorsanız benim şu anda iki tane kendi GM fate point'ım var. Bunu da belirtmek istiyorum. Tamam. Kısmet. Tamam bir şeyler. Atakan. Temel planım şu. James. Şey pardon. Kral şu ana kadar ölmemiş. Hı hı. O 15 pili görmek istiyor. İki tanesi kayıp 10. Yani şeyden 10 aldılar. 13. Okey pardon 13. 13 İçinde pili, 3 var. 13 pili görmek için önce pilleri değiştiriyor. Çıkacağına o kadar emin yani. Hı hı. Elindeki pili
kristallere bait atmak için hani enerji verecek, verebilecek bir şekilde ayarlayabilir miyim diye bakıyor. Soğutma sistemiyle beraber evet. Soğutma sistemsiz pili atsam şey yapmazlar mı? Ya soğutma sistemi dediğim şey aslında hani soğutmayı da hallediyor ama gücü çıkarma işini de soğutma sistemi yapıyor. Öyle anladım. Tamam. Okey. Tamam o zaman onu soğutma sistemini olmayan çantama koyup soğutma sistemliği bu şekilde kullanabilecek hale getiriyorum. Benim gibi biri için basit bir iştir diye varsayıyorum bu. Asıl kullanım şekli bu zaten onun için evet. Aynen. Yani şey koyman tamam. Gerekiyor. Bir yük koyman gerekiyor ona. Bu yük ne olur sence? Düz bağlayacağım mı birbirine? Tam tersi şey. Özellikle düz bağlarsam çok hızlı tüketmesinden korkuyorum. Düz bağlarsan yüksekte ısınır ve hani patlayıcı olarak kullanma şansın olabilir. Tamam şey. Düz bağlamaya hazır bir şekilde bir şey yapıyorum hani. Literally birleştireceğim ve aynen, olacak. Açık yani. İki tane şey çıplak tel var. Evet açık iki çıplak tel. Araya metal parçasını koyacağım bitecek. Tamam easy. Plan şu. Hidroflorik asit gelecek. Gelecek. Benim 6 bedenim var. Ben şu ana kadar ölmemesi zor. Şu ana kadar ölmemiş. Çoktan ölmüş olması gereken bir mühendisim. Evet. Ben buradan kaçarım. Literally koşarak kaçmayı deneyeceğim. Tamam. Üst kata geldikten sonra durum değerlendirmesi yapmayı planlıyorum. Tamam. Çünkü neler olacağını bilmiyorum. Tamam Metin'cim. Şimdi şöyle. Ben krale bir şey sorabilir miyim? Ve fake puanım yok. Tamam, ben krale bir şey sorabilir miyim? Geminin belki birkaç tane silahını bu kadar yakından ateşleyerek sana daha kolay bir kaçış yolu açabilir miyiz? Bekle. Sizin haberiniz yok. Komumu kapatmadan önce diyeceğim tek şey şu. İstasyonun üstünde gözünüzü açık tutun. Tamam. Bir dakika daha gergin bir müziğe ihtiyacım var. Sadece göz değil iguana cenk'i de açık tutuyorum ben. Skenerlerinizi açık tutun. Ben anladım gözünüzü açık tutun. Ya. Ben ne yapacağını gerçekten ben de anladım. Evet, evet. Çok merakla bekliyorum. Şimdi öncelikle şeye gitmen lazım. Bu üretim odasının... Üst kata koşacağım ben. Tamam da şey... Ha dur buradan da şey var. Buradan da yukarı çıkış var. Buradaki yukarı çıkış nereye çıkıyor? Şeye gideceğim. Okey. Anladın mı artık ne yapacağımı? Anladım ben. Şöyle, benim de fikrim var, heyecanla bekliyorum. Chat'i çok zevkli okuyorum ya. Şöyle, buradan yukarı doğru koşmaya başlıyorsun. Buradan yukarı koşmaya başladığında çıktığın yer şey olacak. Yatakhane... Bir elinde silahım, bir elinde bombam var, pilim. Tamam. Yatakhane koridorlarından birine çıkacaksın. Ve şeyi göreceksin. Yukarı doğru koşturduğunda ne tarafında kalıyor? Çıktın. Aynen tam karşındaki koridor tamamen kayalarla kapatılmış ve yeni bir şey değil bu belli ki çünkü okay. Yenilerinde hep şey gördün. Kristal yapısı ve işte o savaş evet. Şeyi gördün. Bu parçalamışlar, temizleyememişler demek. Veya temizlememişler direkt. Evet. Ve önün üst kata doğru koşturdun. Bu koridordasın. Karşında kaya var. Bu, diğer bir dakika. Tarafında... Birinci kattayım şu anda. Birinci katta yatakhane var. Acil durum sığınağı var. Bu kadar. Evet. Bir üst katta tıbbi oda, yemekhane ve hidrofonik laboratuvar olacak değil mi? Evet. Her şeyi doğru biliyoruz. Süper. Evet. Tamam. Sıfırıncı kata koşmayı deniyorum. Yolum açıksa. Tamam. Şeye bir doğru... tane açık tünel olduğunu biliyorum. Şeye doğru koşturuyorsun. Yolda bot görüyor muyum? Bir tane görebilir miyim Atakan? Tamam. Bir tane temizle. Bir tane temizle tamam. Botu. Geçerken %90 öleceğimi biliyorum ya. Sıkıyorum pezevenge. Sık. Yaşadığı gibi ölsün. Karakter ölecekse. Kaç attın? 2. Dur. Gerçi silahla sıktın. Vurmadın değil mi? Yani şöyle bir şey oldu. Bir hasar aldı. Ama çalışmaya devam ediyor. Tamam koşarken. Tamam bir tane daha. İyi yapmışlar bunu. Ha? Bir tane daha. Koşarken. Durmuyorum ama koşarken geriye doğru tamam. Şöyle bir tane daha sıkabiliyorsan tamam, sıkacağım. Bir tane daha isabet ediyor. Sekiyor üstünden. O senin gittiğin yöne doğru geliyor. Yani seni takip ediyor aslında daha yavaş bir şekilde. Ha süper. Şeye doğru vardın. Yatakhaneye doğru vardın. Hidrofolik asit durumu ne durumda bu arada? Henüz şey yapmadı. Henüz başlamadı. Tamam ben şey var. Yatakhanede yatakhane katına geldin mi? Geldim.
Ortalıktaki herhangi bir kumaş parçası, battaniye, herhangi bir sarılabilir bir şeye kapıyorum. Tamam. Çok, bu bir aksiyon. Elime sarıyorum. Şey diyeceğim. Şu an dışarıda bir hareketlenme oldu. Bir titreşim, ses geldi demem gerekiyor normalde ama yani hissettim. Yani birazdan göreceksin ki ana koridorlarda şey başladı. Asit dökülmeye başlandı. Tamam. Ben ne yaptığımı anladın değil mi? Neyi diye koruma yaptığımı. Evet, anladım. Elin tamam. Şeyin hasarlıydı. Evet. Pistolü takıyorum yerine. Hı-hı. Bir elimde bombam, bir elim boş kalsın. Bir şey yapmam gerekebilir. Asidin içine koşuyorum. Bir üst kata çıkmayı deneyeceğim. Şu tam olarak öyle. Hala. Ana koridorlar şeyler de, rampalar da koridor, ana koridorlara dair. Sen asidin içerisine koştuğunda çatır çatır üstüne şey, bu arada şey değil, böyle yağmur gibi falan değil de şey gibi düşünün, sprey falan gibi sıkılıyor içeri. Şey yapmaya başladı, yapışmaya başladı üstüne. Ve suitimi sıkıyor. Evet, suitine hasar vermeye başladı. Ve sen yukarı doğru koşturuyorsun. Koştururken hani suitine verdiği hasardan bir fiziksel stres sana şey yapacağım. Sen, bir hiçbir şey değil. Sen de şeye çıkmış olacaksın buradan. Hidrofonikse denk... Yok, hidrofonikse değil. Şeye denk geliyor. Sizin buraya ilk girdiğiniz odanın önüne... Yani food court'la giriş alanının arasındaki koridora çıkmış olacaksın. Tamam. Bakıyorsun. Burada savaş dönmüş. Tamam. Burada kristaller falan var. Senin patlattığın şeyler burada. Hatta burada hala dövüşen robotlar var. Hala onlar da şey sıkıyorlar. Asit ve ateş sıkıyorlar. Hatta şimdi bu şey yağmaya başladığı için... içeriye doğru sıkılmaya başladığı için topluca şey tarafında ufak ufak patlamalar oluşuyor her robot ateş attığında. Pezemeklerle aynı tarafta savaşacağımı düşünmezdim diyorum. Atakan, durumum nasıl suitim? Her durduğundan bir stres, yani yavaş yavaş şeyini kaybetmeye başlıyor. Koruyuculuğunu tamam, kaybetmeye başlıyor. Tamam, hidrofonikse koşuyorum. Tamam, orada savaş vardı değil mi en son? Orayı bir patlatmam lazım. Orada savaşı benim yüzümden kaybettiler. Hidrofonics, senin şu anda bulunduğun yerin tam şeyi, aksi yönde. Tamam, yapacak tamam. Bir şey yok, oraya koşmak zorundayım. Bir şey diyeceğim, iki şeye gideceksin. İki zon değiştireceksin. İki stres yiyorum yani. Aynen, iki fiziksel stres yiyorsun. Ve geçerken şeyi de görüyorsun. Yukarı doğru sizin koridoru da görüyorsun. Küçük de olsa bir delik var. Ama artık geçmek için gerçekten çok çevik bir insan olmak lazım orada. Yok. Birazdan patlatacağım orayı ben. Tamam, sorun yok. Tamam. Önce bir hidrofonics'in durumuna bakayım. Tamam. Hidrofonics'e girdiğinde şöyle, odanın zaten hani bir şeyi var. Koridor tarafı var. Bir de şey, camekan dış kısmı var. Camekan kısmı çoktan beri kapalıydı. Hiç buraya gelip bakmadınız. Onun dışında bu ortamda hala dövüş dönüyordu ve dövüş kaybedildi demiştim hatırlarsan. Şu anda... Ve delik var tabanda. Şöyle, bu şey tarafından gelen, food court tarafından, tarafındaki koridordan çok büyük bir kaya patlaması, kaya şeyleri girmiş buraya. Ve kristal, böyle sivri kaya kristal, hani kaya kristal karışımı şeyler, hem tavana hem yere hem dışarı doğru patlamışlar. Bayağı tavanını açmışlar buranın. Ve şey bir de, bu istasyon asteroidin içine gömülmüş ya, dışarı çıkıp... Asteroidin kendisine doğru girmeye başladıkları için istasyonu da içeri doğru itiyorlar. İstasyonu bayağı şu anda sıkıştırıyor aslında burada yaşanan şey. Tamam. Atakan. Hidrofonics'in içine giriyorum. İçindesin. Ya etrafta eskiden bir sürü bitkinin olduğu bir şey. Hatta bir an gözüne hafif yeşillik de çalınıyor. Galiba canlı bitki bile vardı burada nasıl olduysa. Hiç girmediniz buralara. Galiba canlı bitki de vardı burada nasıl olduysa. Atakan şu anda asit değil. Her şeyi eritiyor. Atakan umurumda değil. Evet. Atakan. Gravity botlarımı kapatıyorum. Tamam. Devreyi birleştiriyorum. Tamam. Şey oluyor. Hızlandırıyorum. Bir şey diyeceğim. Yapabiliyorsan patlamasını. Bir şey diyeceğim Metin. Şöyle bir şey oluyor. Sen devreyi birleştirmek için şeyi yaptığında, kapattığında onu, arada ufak bir kıvılcım çıkıyor. Ve aradaki ufak bir kıvılcım ve etraftaki asit o an bir şey yapıyor. Tepkimeye giriyor ve bayağı elinde dokunduğun anda
kimyasal bir patlama gerçekleşiyor önünde. Çok güzel. Çok güzel. Yapmak bana istediğim şey şu. Patlamayı kurtardın. Patlamayı nasıl kullanacağım artık? Çünkü planım bu. Planım biliyorum. Bu patlama Atakan. Biliyorum ama kimyasal bir patlama bu. Tamam. Fark etmez. Hı-hı. Bu patlamayı da kullanmayı deneyebilirim. Tamam. Yapacağım şey şu. Açıklık var ya tavanda. Gravity butlarımı farkındaysam kapattım, daha önce kapattım. Evet. Açıklığa doğru zıplayıp propulsion'ı kullanmayı deneyeceğim. Tamam. Bu durumdaki fiziksel sorunları göz ardı ediyorum. Bana bir çeviklik zar at. Çeviklik diyorsun. Benim çevikliğim 0. Çok güzel. Kaç attın? 2 attım. Tamam. Pardon 1 attım. Tamam. Ama benim planım zaten patlamaya direnmek. O yüzden öleceğimi düşünüyorum. Ve şey var suit hani. Atakan bunu söylemeyi unuttum hani dramatik efekt için. Ölürsem yani 5 dakikada bir basmazsam gidecek bir mesaj var. Tamam onu tahmin etmiştim. Aynen. Evet. Kaç attın toplam? Toplam 1 çevik. Beden tamam. Atmayı planlıyordum ben patlamaya direnmek için o yüzden. Dur geleceğiz ona. Şöyle patlamayı sen altına alıp dayanarak yukarı doğru fırlamayı planlıyordun. Kısmen başarılı oldun. Patladı. Ama şeyi kontrol edemedin. Ayaklarından fazla hasar aldın. Ve şu anda dörtlük bir konsekansın var. Ayakların ve bacakların oldu. Şu an hissiz. Ne olduğuna bakacağız. Bacaklarımı hissetmiyorum değil aynen. Mi? Bacaklarını hissetmiyorsun. Başka bir sorun. Sen o kadar asidin içerisinde koştun ya. Suitim durmuyor. Suitinin etüdü de alev aldı. Alev mi? Bu benim fate puanımla eklediğim bir az önce. Tamam. Ben komu tekrar açıyorum. Ve sen parlıyorum. Orada... Gözlerinizi dört açın. Sen diyerek yukarı doğru yani gibi bir füze gibi gitmedin. Ama biraz bir hızla yukarı doğru ilerlemeye başladın ve yanıyorsun. Evet. Hiç fake puanım yok. Hiçbir şeyim yok. Takımıma bıraktım. Evet. James. Sizdeyiz. Siz yapıyordunuz. İstasyonun etrafını görecek bir yerde durup gelmesini bekliyordunuz. Ve gerçekten de tavanı patlamış hidrofoniks laboratuvarının oradan yukarı doğru yalan bir şey çıkmaya başladı. Ben böyle elimde var. Yalnız beklediğimden daha iyi çalıştım. Kral bu arada yap. Bir tane beden zarı at şimdi için. Benim yanma durumu için. Atakan'cım. Efendim. Beni böyle irade sakladığın fate puanlarına öldüremeyeceksin. Çünkü ben muhteşemim. Muhteşem. Tamam. Ya şöyle senin o üstünde yanan suit gene biraz koruyor. Ama üstünde yanan o ateş içeriye etkilemeye başladı. Sıcağına karşı koruyamıyor. Sen bayağı orada içeride sıcaktan heat stroke yemeye başladın. Ama dayanıyorsun. Hala aygın. Neyse ayık durumdasın. Baygının zıttı. Aynen baygının zıttı olan durumdasın. Ve şu anda yukarı uzaya doğru yavaş yavaş çıkıyorsun. Şimdi James ve Jane'deyiz. Şimdi benim elimde böyle Mickey'in Steve var. Hı hı. Krell'in bu dediğini ben de Jane'de duyduk. Evet. Jane şu an benim olduğum odada mı? Ben sensörlerdeyim diye düşünmüştüm ama. Okey, sensörler de olur. Sensörde biri olursa çok mutlu olurum. Aynen. Bu arada Jane'le her şeye bakıyoruz diyordum ya. Jane, ben sürüyorum o zaman. Jane, tamam ustayı arkada bırakmayalım. Tabii. ben de o zaman oradan buradan bir yerden ilk yardım çantası tarzı bir şey bulursam airlock'un diğer tarafına ilk yardım çantası götürüp koşmayı düşünüyorum. Tamam. Bakalım beni airlock'la yakalayabilecek misiniz? Arkadaşlar, yaklaşmam bir şey değil. Sorun gemiyi almak olacak. Evet. Hızlı bir şekilde giyinip çıkayım diyecek de. Hani bunun gerçekten en olanı birinin onu yakalayıp, yani arkasından iple bağlı birinin onu yakalayıp gemiye yavaşça çekmesi. Bunun için şimdi Jane sen sanırım hala suitindesin.
Yani kafamı çıkarmışım da. Tamam, hemen kafamı şeyi hazırlıyorsun. O halat sistemini hazırlıyorsun, belinden bağlıyorsun. Şeyi airlock'un dış tarafında kapıyı da açıp James'in pozisyona getirmesini bekliyorsun. Şimdi James, bana ne kadar şey yapmak, ne kadar risk almak istiyorsun onu söyle. Bunu normalde oraya... Atakan! Aslında şöyle, ben... Sen elinden... yanmayı fake puanı mı kullandın? Evet. O fake puanı benim o zaman. Hayır. Şey yapmadım, bela böyle açmadım. Böyle değil, geçen konuştuk bunu. Bela açmadım. ben elimden gelen en iyi pilotlukla maksimum başarı konumuna getirmeye ve orada aktif bir şekilde tutmaya çalışacağım. Bak, yakına sen hani gemiye yaklaşmıyorsun sonuçta, insana yaklaşıyorsun ya. Bunun düz ben ipin en yakın, hani daha doğrusu iple ulaşılabilir, halatla ulaşılacak en uzak mesafeye getireyim demek bayağı iyi. Bundan sonra istersen muhteşeme deneyip Jane'e boost sağlayabilirsin. İstersen inanılmaza deneyip Jane'e 2 boost şey sağlayabilirsin. Oluyor, ben bir pilotluk atayım ne gelirse. Bu sistemi zaten öyle çalışmıyor mu? 2 ile geçme. Doğru söylüyorsun. Evet, hadi öyle yapalım. Yani. Ya sanki aynen 5 atmayı ayarlayabilecekmiş gibi. Evet evet, ben aynen. Şu an çok şey yaptım sadece. Evet evet. Sen o yeni öğrendiğin zorluk sistemini kullanmak için. Şöyle, ben zarda 0 attım. Tamam. Düz yani. Ama senin artı 3'ün veya 4'ün vardı. Artı 4'üm var pilot sürücülüğe. Bir de ben geride asla adam bırakmam. Oradan bir puanımı harcayarak bir artı 2 daha alıyorum. Tamam. James bayağı sen bayağı şeyde tutulmuş yani, bir şekilde airlock'un içerisinde bekliyorsun Jane. Belinde ip bağlı, şey halat bağlı. James bayağı hızlı ve çevik hareketlerle gemiyi döndürüp ama... Bir de ufak çok bir şey ekleyebilir miyim? Hani Twitch chatinde uzun süre muhabbet ettik. Ben bu hareketleri yaparken şey diyorum. Hayat başka bir noktaya da gidebilirdi. Sadece bunu. Ben sadece bunu söylüyorum. Yani beni anladı herkes. Ya heyecan algını baştan düşünmen lazım. Evet. Diye geçiriyorum. Evet, ama aspektin arkada kimseyi bırakmamken yapamazsın onu bence. Doğru. Doğru. Jane. Seni tam şeye getirdi, tam krale erişebileceğin bir mesafeye getirdi. Kral bayağı uzaklaşmış artık şeyden. Hidroponik, yani istasyondan bayağı uzaklaşmış artık. Üzerindeki ateşinle ilgili şöyle ufak bir sorun var. Sönmüş. O en başta gördüğünüz kimyasal ateş sönmüş. Ama ara ara üstünde parlamalar görüyorsun. Ki bu hiç iyiye delalet değil. sen de isteyeceksin. Şimdi bana önce ne atacaksın biliyor musun? Çeviklik. Önce bir çeviklik atacaksın. Ha. Şimdi sen şöyle söyleyeyim. O 30 metre falan mesafedeki krale tek bir zıplamayla ulaşmaya çalışıyorsun. Ama yer çekimi yer de yok diye yok, ama düzgün... Muhteşem bir zıplama yapıyorum. Muhteşem mi? Evet. Muhteşem bir zıplamayla sen ona doğru atıyorsun kendini. Kral bakıyorsun ya, zar zor hareket ediyor hala. Ona doğru yaklaşıyorsun, yaklaşıyorsun. Şöyle bir sorun var. Yakalaman lazım. O da çevik bence. Bu beden. Ah. Çünkü yakalayıp tutman lazım. Bütün bu işi. Atakan, ben Jane'i görüyor muyum? Jane'i görüyorsun. Benim üstüm söndü artık herhalde. Oksijensiz. Şöyle. Ortamda. Şöyle. Söndü kimya, o asitin yanışı söndü. Ama artık şeyin de zarar aldığı için, suitin de zarar aldığı için senden çıkan oksijen suiti yakıyor yer yer. Tamam, tamam. Bayağı içeride uyarılar falan var. Oksijen kaynağı limitli, oksijen kaynağı limitli. Hala sen az önceki muhteşem beden zarınla şeysin, ayık tamam. Durumdasın. Bacaklarını hissetmiyorsun. Sana doğru gelen bir Jane var ve hurdayı görüyorsun uzaktan. Son defa mı göreceğim diye bakıyorsun. Ben bir zarımı atayım bir önce. Şey, dur. Önce ben atayım, sana avantaj atmayı deneyeceğim tamam. Çünkü. Jane'i gördüysem üstümden pil dışındaki ne var üstümde? Sensörüm var, olmaz. Var, sensörün olmaz. Var. O kadar. Piller ve sensör ya, var. Sana. Alet çantam var. Okey. Bir de birkaç içki yazmışım envanterime ama o şeydedir, gemidedir. Evet. Yanına almazsın bence de. Lütfen alma. Abi, şöyle bir şey var.
Bakarım. Tamam, Jane ilk denemesini yapsın, ikinci de yapacağım. Tamam. Jane. Tam dur, iki denemek zamanımız olur mu sence? Onu kestirebiliyor muyum? Yani uzay, sen sonuçta gitmeye devam edeceksin. Altımızda da uzay gemisi var. Bence denenir bir daha. Jane, yanından geçiyorsun. Düzgün, çok güzel zıplamışsın. Muhteşem zıplamışsın. Ama artık... Ya o kadar muhteşem ki boost'un var mı? Boost'un yok. Ama şeyden boost'un var. James'ten bir boost'un var. Düzgün tamam. Ayarladı. Yakın ayarladı ya. Tutuyorsun. Ama tabii ki iki farklı hızda hareket eden iki farklı cisim. Bir sıkı tutunman lazım. Bana bayağı iyi bir beden zarı atacaksın. Sana... Elkan, senin deneyini kullanmayı planlıyorum ben de. İyi bir beden zarı attım ama James o kadar güzel park etmişti ki bence. Hı-hı. Ondan gelen ivmeyle... Yani o ivmeyi kullanıyorum. Tamam. O çünkü zaman şeydi, harika James bir o kadar iyi, hızını o kadar iyi tutturmuştu ki şeyin, Krill'in hızına o kadar iyi denk getirmişti ki aradaki momentum farkı o kadar yüksek değildi. Ve aynen öyle. Sen yakaladın. Ve zaten hemen şeyinden gemideki otomatik çekme sistemini aktifleştirip yavaş yavaş Krell'i içeri çekiyorsun. Ben şey yapıyorum. Krell. Ben havası kesmişim mesela. Çok güleriz. Ben şey yapıyorum. Kaskımı kaskına değdirip Krell bir fiziksel stres daha al. Eğer fiziksel stres barın hala varsa yıksın. Yoksa Daha Atakan'cım. Tamam. Come on. Tamam. Bilmiyorum. Bakmıyorum. Bakmıyorum. 4 daha 2 tane var. Tamam. 2 tane daha al falan diye. 1 tane daha al. Hadi. Yok. Tamam şey. İlk denemede tuttunuz ve çekiyorsunuz yavaş yavaş. Ben kaskı Jane'in kaskına değdiriyorum. Bir kahkaha atıyorum öncelikle. Genç olmayı özlemişim. Ve umarım medikal supply'ları geçen sefer sana al dediğimde istasyonu terk etmeden almışsındır. Bacaklarımı hissetmiyorum. Deyip ben kendimi salıyorum. Çünkü tamamen mental iradeyle ayaktaydım. Ben komu James'i açıyorum. James bu kaptan manyakmış. Deli evet. Baya manyak. Benim öyle ikna etti. Şeyi çıkarıyorsunuz. Krell'i gemiye alıyorsunuz. Hı-hı. Şeyi belirtmek istiyorum. Biraz önce planladığım şey pili fırlatıp kendimi şeye doğru ittirmekti. Hı-hı. Jane'e doğru ittirmekti. İlk denemede pili fırlatmayacak kadar da cimriyim. Düşündüm ve fırlatmadım pili. Tamam. Bunu belirtmek istiyorum. Dur, şeyi anlatacağım. Siz Krell'i gemiye alıyorsunuz. Sanırım hem James hem Krell kötü durumda. Ama en son ben bir kalktım, içtim ya vodkamı. İstasyona doğru döndüğünüzde önce hidroponiks tarafında büyük bir patlama gerçekleşiyor. Şey Atakan, bir geyik yapabilir miyim öncelikle? Sahnenin bitti, kurtardılar beni. Gemiye evet. Girdim değil mi? Evet. Tamam, sahnenin ciddiyetinden dolayı yapmıyordum. Biraz önce ben temsili. Ne açtın hocam? Space Core şeyi, okey. Dur. Tamam. Dur. Şeyi bitireceğim de. Siz gemiden bakarken önce hidroponik tarafında büyük bir patlama gerçekleşiyor. İstasyonun yarısını falan kaplıyor bu patlama. Hatta hemen gemideki sensörler radyasyon uyarısı vermeye başlıyor. Ardından bu radyasyon uyarısı bir diniyor. Tekrar radyasyon uyarısı gelmeye başladığında geminin istasyonun reaktörünün artık aşırı ısındığını fiziksel olarak... Şey diyorum. Bunları sinyalleri aldıysak aşağıda bir şey bu. Tüm silahları asteroidin merkezine doğru şey yap ve ateşle. Bayılmadan önce. Gerek yok, patlayacak. Tamam biz gene de o zaman uçan kaçan... Ben silaha koşarım o zaman. O zaman sensöre koşun, silaha koşun. Uçan kaçan kristal olursa onları vurmak lazım. Başka yeni kontamine etmesin. O zaman biraz uzaklaşıyorsunuz. Şey yapıyorsunuz, bekliyorsunuz. Ve gerçekten çok daha büyük bir patlama gerçekleşiyor içerisinde. Asteroidin içerisinde. O zaman Iguana Cenk'i sensörde bırakıp komla da bana bağlıyor. Arkadaşlar oyunu kapatıyorum. Gerek yok, yapmayın.
Hayır ben çıkamadım hala gerginim. Tamam yok yok şeyi kraliyi kurtardınız ve buradan çekip gidebiliyorsunuz. Ve işte şey bu bilgisayarın senaryosu başarısız olmuş olacak ki sizin de bunun onun içine bulaşmanızla. Önce hidroponikste kralin kısa devre yapıp attığı pil patlıyor. Ardından istasyonun kendi reaktörü patlıyor. Siz bu noktada yakında kalıp dışarıya başka kristaller çıkmış mı diye şey yapıyorsunuz, bir tur dönüyorsunuz. İzlemişken Kral Usta soğutucuları değiştirdin mi? Soğutucuyu arkada bıraktım. Şunu taksana bir yere. Nereye tak? Bu ne? Pili veriyorum. Şeye tak. Kendi soğutucuna tak diye. Tamam. Gerçekten buzdolabına koysanız okey bu arada. Tamam buzdolabına koyuyoruz o zaman yani şey. Yani gerçekten. Ben de abi şey var. Cutscene'deysek şeyi sesleniyorum. James'e sesleniyorum. Pezenk. O 1000 kredilik viskiyi aç da içelim. Hadi içelim. bunu söylerken şeye doğru, sistemin güneşine doğru, yıldızına doğru yaklaşıyorsunuz ve arkanızda işte istasyon ve işte oradan çıkan artık aşırı sıcak metal ve taşlar daha kırmızı bir parıltı ile parlıyorlar. Ve şeyden de zar zor çıkmış olan asteroid alanından da zar zor çıkmış olan şeyin bu parıltıya başka bir geminin, diğer geminin, sizin dövüştüğünüz paralı asker gemisinin oraya doğru yaklaştığını görüyorsunuz. Sizin için ama siz alabildiğinizi aldınız bu istasyondan. Ve bir sonraki hedef Kral ve James'e tıbbi şey yapmak. Tıbbi bir bakım sağlamak. Bir sonraki zıplamanızı yapıyorsunuz. Archimedes'in son çığlığı böyleydi arkadaşlar. Son çığlığın son bölümde öğrenilmesini beklemiyordum. Evet. Ben de. Daha erken sunmak bilmek isterdim bunu size. Sorunuz var mı oyunla ilgili? Ellerine sağlık, ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Ben çok eğlendim. Sonda hayatta kalmayı beklemiyordum. Dramatik, müzikle okunması gereken notumu yazdım. ve notu yazarken uğraştığım şey şuydu, ona kastım tüm aspektlerimi içeriyor onu. Bir şey diyeceğim. Jane'in şöyle olacaktı. Sen beden zarını tutturmasaydın daha fazla hasar alacaktın Jane'in denemesinden. Jane zarı tutturmasaydı her denemesinde tekrar hasar alacaktın. Dolayısıyla o noktada ölme durumun vardı. Bence de. Radyasyon konusunu çok işin içine katmadım. Orada işte şey pil patladı falan. Daha sonra şeyin reaktörü patladı. Onu hiç şey yapmadım. Belki ileride çıkar. FD'ye atıp kaçtık ya. Evet ya, öyle bir durum var gerçekten. Şu anda asıl sorun senin acaba bacaklarını kurtarabildin mi? Çünkü bir sonraki tıbbi istasyonda buna bakacağız. Ve şeyi reddediyorum. Mekanik bacağı reddedeceğim bu arada. Gerekirse gemide otururum yaşlı, tamam mı? Şey okey mi peki? Tekerlekli sandalye okey mi? Bilmiyorum. Bunu bir sonraki oyundan önce düşüreceğim. Ustayı bayıltsak ve yaptırsak olmaz mı? Hepinizi öldürürüm. Geminin self-destruct kodunu çalıştırırım. Öldürür. Onun dışında Archimedes buradaki gerçekten o Archimedes'in son çığlığı o gönderilen sinyaldi. Evet. Şeyi de anlattım zaten arada da kaçıran varsa diye ufak bir tekrar edeyim. Şey olduğunda bu istasyonu kurtarmaya denediklerinde bilgisayara komutu veriyorlar şeyi yok etmek için, kristali yok etme komutunu. Ama ne yazık ki işe yaramıyor ilk kurdukları program. Bilgisayar yeni varyasyonlar denese de şey olmuyor, kesin bir sonuca ulaşamıyor. Ve sonunda açlıktan ve susuzluktan sığınaklarda ölüyorlar. O zamandan beri sürekli bir burada savaş dönüyordu. Siz de savaşın çok şey haline geldiniz. Yani kış uykusundaki haline geldiniz aslında. Çünkü güç tüketimini minimalize edip birkaç kere sinyal göndermeyi denedi bilgisayar etraftaki sistemlere, belki biri gelir kurtarır diye. Siz kesinlikle sizi tanıyamadığı için pek çok sorun oldu. Daha sonra sizin onun üretimine saldırmanız sonucunda pek çok sorun oldu. Bir bu de arada, kaskınızı çıkarmadığınız için pek çok sorun oldu. Evet, o ayrı. Ben şeyi bir de ilk iletişime gelen robotu da öldürdüğümü kayıtlar geçmesini istiyorum. Evet. Benim ilk önerim şeydi. Hadi buranın güç merkezi neredeyse gidelim de bütün gücü açalım falan gibi. Meğersem çok da sıkıntılı bir planmış benim. Evet.
Şey, sonunda bütün güç çalışıyordu. Yani daha doğrusu bütün güç üretimi çalışıyordu ama hı-hı, tamamı şeyi kristali çanağa çekip tek bir noktada toplamak için çanakta toplanmıştı. onun dışında sizin bir son sahneniz var mı? Bu işten sonra bir istasyonda oturup bakımlarınızı yaptırırken. Bence ironik olan şey şu. Gerçekten şeyin krele bağırmasına, çağırmasına, homurdanmasına rağmen metal bacak takılıyor. Ve bayağı hani çılgın bir sahne. Aynen ve sonrasında da güneş batımına doğru, o güneşin batımına doğru içki içerlerken bunun bedelini, bu bacakların bedelini ağır ödeyeceksiniz diyerek kapatır sahneyi kral kendi açısından. Diğer ikisine kızar, hani bir yandan iki kolunu alır, bir yandan da şey der, bu bacakların bedelini çok feci ödeyeceksiniz. James, sende bir şey var mı? Ben viskimin fark edilmesinden dolayı biraz tatsız bir şekilde viskiyi açıp herkesin bardağına döktüm. Ama kendi bardağıma birkaç parmak daha fazla döktüm. Belli olacak bir şekilde bir sahne. Bu varsa şey yapar. Eski kurnazlık uğruna o bardağı alıp eşitler kral. Ama yapabiliyorsa yani. Hani old fox şeyi. Otur oturduğun yerde tropa. Bacaksız. Aynen. Gibi iğrenç bir şaka olarak. Ben de bu James'in yavaş yavaş her saniye bu arkadaşlarla takıldıkça askeri disiplinden ödün verişinde izliyor olabiliriz. Benim bitirişim de şey olur bu arada. Kralos da bak, sen artık yarı robot olduğuna göre bir temizlik robotu alırsan. şey demişken... Ağzımı açmamla bitebilir mi? O sahne bitebilir. Şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi siz 12 tane şeyden, bu pillerden topladınız. Bunlar evet. Zaten hani siz de az çok anladınız yanlış hatırlamıyorsam da, hani tam olayı bunların, bunlar radyoizotop jeneratörleri. Bunların içerisinde radyoaktif bir izotop var. Ve yavaş yavaş ısı açığa çıkarıyorlar. Bu kadar küçük yapılması unutulmuş bir teknoloji sizin için. Ve bunları çok yüksek paralara, fahiş fiyatlara satıyorsunuz. O be, yapan kolu bile aldık be. Evet. Ya şey oluyor, o yapan kolu almasaydınız o bulduğunuz ek 10 tanesi o kadar şeye gitmeyecekti. Ama aktifleştirmek için bayağı enerji gerektiriyor. Verdikten sonra uzun süre çok güç sağlayabiliyorlar bunlar. Çok güç sağlamıyorlar da uzun süre sağlamış olmaları uzun zaman içerisinde güzel bir şeye çıkıyor. Ve bununla peki, beraber isterseniz geminizi yenileyebilirsiniz. İsterseniz çok uzun tatillere çıkabilirsiniz. Çok feci para kazanıyorsunuz bu 10 pilden. 12 pilden, özür dilerim. Bir tanesini patlattınız. Ben şeyi soracaktım 12. Ya. Aslında bu pillerden birini biz kendi aracımızı şey yapmak için, tabii enerjisini canım sağlamak için yapsak. Bir tane, o soğutmayla beraber bir tanesini tutarız. Şöyle, şey için hani tüm gemiye enerji vermeye yetmez bir tanesi. Bunların olayı uzun süreli kullanım. Ve bu arada şey bu da. Bilgisayarın inovasyonlarından biriydi. Çünkü gücü normal bataryalarla iletince kristal çekiyor. Nükleer olarak taşıyınca şey yapıyor. Hani old üretildiği yerde tüketildiği için daha az dikkat çekiyor kristaller tarafından. Bunu fark ediyor. Bu şeyler için kullanılıyordu. Civardaki asteroidlere giden yarı otonom başka botların gücünü sağlamak için kullanılıyordu. Böyle bir kullanımı olduğunu fark edince bilgisayar yeni model botları yaratırken bunları kullandı. Artık bu parayla ne yapacağınız size kalmış. Belki hurdayı yenilersiniz. Belki hurdanın hurda olarak kalması sizin tercihinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Arşimet'in son çığlığı gerçekten bir patlamayla bitti. Ve kimse ölmedi ne yazık. Ağzına sağlık. Evet, ben öleceğim sandım. Ölebilirdin. Biz de. O zaman biz planı yapıyorduk ya arkadım. O zaman Alp bir sonraki oyunumuzu şey yapmak ister misin? Bir dakika, ufak bir şeyim var. Bir bekle, hemen bir resim atacağım çünkü. Üf. Bak, heyecanlandım. Öncelikle şunu söylememizde bir sorun yok sanki. Sen oynatacaksın. Evet, Alp oynatacak. Ben söyledik, oynatmaya çalışacağım bakalım elimden geldiğince. Ne kadar iyi oynatabilirsem, bilemiyorum. Bu değil mi?
Ben şimdi Ahmet'le Mert'in kaçırdıkları ipucuları anlatarak baştan sona şeyi açıklamak istiyorum. Ne yazdım ben? Ne açıklamak istiyorum? Hı hı. Paranoya ilk yani 4,5 tane sistem hinti verdim. Onlardan biri doğruydu. Aslında paranoya buçuk demem nedeni sen paranoya dedikten sonra Ahmet paranoyakça tahmin edebilirsin dedim. Bunu ben saymamıştım. Ben normalde Django geyiğinden sonra şeyle başladım. Yeni bir çağ açacağız FRP yayıncılığında dedim. Bu FRP dememin sebebi fantasy roleplaying. Çağda Age. Fantasy Age sistemine hintti. Atakan'la beraber denesek mi acaba dediğimiz bir şey. Ve bunun ikinci hinti de çünkü şey Will Wheaton'ın kendi zamanında YouTube kanalında oynadığı için de yayıncılık cümlesiyle birleştirdi. Ondan sonra belki zindan dolu bir dünyadır easy'lerden biriydi. Hani bir sistemden bahsettiğim anlaşılsın diye. Dungeon World. Ki bunu da konuştuk. Aynı şekilde aynen ki bunu da konuştuk. Sonra daha da artık hani bir sistem yani ilkinde bir sistem yani sistem hintlemeye devam edeyim. Daha da bariz olsun diye sakızlı ayakkabı gamşu. Bunu da konuştuk. Senin sorduğun soru bana çok güzel bir pas verdi. Patladığınız kısım bu ipucunu yanlış değerlendirdiğiniz. Sistem ya. Hangi yıl çıktı da ben size yanlış cevap verdim. Yanlış cevap verdiğimi de söyledim. Dedim ki o cümle hem yalan hem gerçek dolu dedim. O zaman göstereyim mi? Ve hadi, dedim hadi. Ki o 2020'de çıktı çok yeni desem mi yanlış anladınız. Oynayacağımız sistem Atakan. Çıkar göster. 2020. 2020. Yes. Teşekkür ederim. Cyberpunk 2020 bir sonraki pazartesi günümüzde veya ondan sonraki pazartesi günümüzde bizleri daha doğrusu benim oyuncularımı kollarını ısırıp koparıp kenara tükürecekleri insanların dolu olduğu, şirketlere milyarlarca borçların ödendiği, sürekli ensenizde bir silahla gezdiğiniz bir dünyaya adım atacağız. Ve büyük bir ihtimalle yanılmanızın sebebi Cyberpunk sisteminin numarasının 2047 değil 2020 olduğunu hatırlamak kolay değil. aynen birkaç bölüm sonra da Cyberpunk'tan bahsedeceğiz. Bunun amacı nedir? GM koltuğuna geçiriyor. Cyberpunk'ın çıkışında bu Alp çok Cyberpunk seviyor ve bize dedi ki bu Cyberpunk çıkıyor bir insanlara FRP'sinde göstersek mi? Dedi. Bizim evet. De yeni sistemde kanalda yeni yeni sistemler göstermek için bahaneye ihtiyacımız yok. Buradayız. Size bir 3-4 seanslık bir Cyberpunk 2020 en eski sistemlerinden birini göstereceğiz. Evet. Cyberpunk'ın. İkinci versiyonu değil mi? Gerçi öyle bir şey galiba. 2020'nin yani ikinci versiyon dediği olmayan bazı kuralların eklendiği, burada kural olsa çok iyi olurmuş dedikleri kısımları değiştirdiler. Zaten eski sistemlerde ikinci versiyon daha çok ikinci basım seviyesinde. Hani aynı kuralların düzeltilmiş oluyor. Bakalım. Umarım size hiçbirinize acımadığım acı dolu bir seanslar bizi bekliyor olacak. Bir seans. Şimdi benim çok iyi bir segway'im var yayını kapatmaya. Şimdi biz ne dedik? Cyberpunk 2020 diyoruz. Bizim komünitemizdeki güzel insanlar en kahramanın moderatör olduğu, oyun oynadığı bir kanal var. Ve bugün çekilişte Cyberpunk 2047 dağıtıyorlar. 2077'dir o. 2077 neyin 47'si? 2077 dağıtıyorlar. Aboneler özel çekilişmiş ama olsun. Benim segway'imi sağlamaya yetiyor. Uzun zamandır da bakmıyordum. Helal olsun. 85-100 izleyiciyi yakalamaya başlamışlar. Zaten onlar sosyal medya falan çok uğraştılar. Güneş görmeyen Topraklar adlı rol oyunları Türkiye'nin uzun soluklu macerasına bir gidip bakalım ne yapıyorlarmış. Bizden D12'den selam söyleyin. Kahraman'a selam söyleyin. Kahraman bizim komünitemizde aktif bir insan. Haydi bizimle beraber Arşimed'in son çığlığına cevap verdiğiniz için teşekkür ederiz. Atakan'a mükemmel kurgusundan dolayı teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.